Zara, 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 Zara. Gelmesin Nazara. Kimler bırakıp da beni terk etmedi ki? Sen de bir kenara at gitsin diye. Şuradan demin sizi seyrediyorum. Öyle heyecanlı ki. İbo Show başlamış arkadaş. Boru ya, değil yani. Evet, vallahi ya. Tek tek bıraktılar beni. Bana da soracaksın 4-4-2-3-5-2 bir şey say. Hayır hoca geldi. Abi öyle dediler. Yılmaz abi çok güzel şarkı türkü söylüyor dediler. Ne ağlarsın benim zülfüsü. Bu da gelir, bu da geçer. Ben İbrahim'in yediği biberden aldım, ağzıma attım. İnanamazsın. Şöyle botoks falan yok o zaman. Ama ben silikon şiştim alerjiden böyle dolaşıyorum. Şerbet diye zehir de verse Şemmame, şemmame, şemmame bugün. Dotmame, dotmame, dotmame bugün. Yıkılırsın demem sana, sana. Yıkılma ki ölmesin. Gel canım, gel ağam gel. Yol arkadaşım, derdi arkadaşım gel. Seni çok seviyorum biliyorsun değil mi? Ya her sevdiğinde de kafanı sallıyorsun. Bilmiyorsan ne yapacaksın? Bilmiyorsun değil mi? Evet, bunu da bilmiyorsun. Peki, canım bu akşam yine kıymetli misafirlerimiz evlerinde oturmuş bizi bekliyorlar. Bu bilmem kaçıncı programımız ama bugüne kadar inşallah mutlu olmuşlar, memnun olmuşlardır. Ben mutlu etmeye, memnun etmeye çalışıyorum onları. Çünkü onlar beni seviyor, ben de onları seviyorum. Onlara da yanlış bir şey yapmayı istemiyorum. Küçüklere nasihat vermek istiyorum. Büyüklere de, büyüklerden de ders almak istiyorum. Allah herkesin yolunu açık etsin. Bu akşam fantazi müziğin ve halk müziğin sanatçısı Zara'yı davet ediyorum. Abi. Zara. Zara geliyor. Zara, 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 Zara. Gelmesin la Zara. Her gelen yakıp da savurdu beni.
Şevpek, Nara, Zılgıt. Sen bunu koydun mu şeyine, albümüne? Albüme koydum İbrahim abi. Allah Allah. Birbirinden güzel eserlerim. Ne güzel okumuşsun. Teşekkür ederim. Şimdi de güzel okudun abi vallahi. Beğendin mi? Çok. Ya senin karşında okumak biraz cesaret ister ama. Estağfurullah. Şimdi cesaret olabilirsin yani. Çünkü en sevdiğim eserlerinden bir tanesi Vur Gitsin Çok Beni. Çok güzel şarkıdır bu. Çok güzel. Her Sen niye böyle esmer oldun? Zaten ya ben bir sarışın oldum. Sonra insanlar aman ne yaptın biz seni böyle mi tanıdık dediler. Bir de dizi çekimi olacaktı. Dizi için de artık selametli böyle olduk. Özellikle mi uzattın saçlarını? Evet. Artık uzatıyor. Ama yok diziden dolayı böyle oldu. Ondan sonra da kaldı artık böyle. Kaldı. Hep değiştirecek Çünkü miyim? Çünkü biliyorsun kısa saç güzeldi. Ha, o çok eskidendi ama. Sen öyle sevdin. Öyle tanıdın beni ya. Yeni proje var mı? Çok Yok. Güzel bir dizi projesi oldu. Dizi çektik biz bu Temmuz ve Ağustos aylarında. Nerede çektin? Konya'da çektik. Şimdi açıklamam doğru olur mu bilmiyorum. Henüz böyle bir izin gelmedi. O yüzden tam bilgi veremiyorum ama çok güzel bir dönem işi çektik. İnşallah herhalde bir iki ay içerisinde. Ben senin oyunu falan beğendim yani. Güzel oldu. Beğendin mi? Tabii. Nerede izledin? Eşkıya'da izledim. Eşkıya'da. Şey var ya Dadaş. Bizim Dadaş. Tipi sen, tipi. Halen seviyor. Tipi. Tabii tipi. Ya. Hala peşimden şey yapıyor mu? Hala konuşuyor. Gerçekten. Canım benim Arasına ya. Arasına böyle Dadaş diye vuruyor falan. Ben sevmeyi bilirim işte falan filan. Evet doğru. Ama güzel diziydi Allah. Çok güzel. Çok. O zaman Oktay çağıralım. Oktay geliyor o zaman. Çünkü ben öyle çağırmıştım. Güzel güzel ama mikrofonu almazsan konuşamazsın. Hah aldım vallahi mikrofonumu. Yani size bir şey söyleyeyim mi? Şuradan demin sizi seyrediyorum. Öyle heyecanlı ki. İbo Show başlamış arkadaş. Boru ya, değil yani. Evet, vallahi bravo. Ya. Sağ olasın. Öyle herkes televizyonun başına. Şeref verdin. Eskisi gibi herkes televizyonun başına böyle şimdi. Eskiden küçüklüğümüzde de öyleydi biz. İbo Show'u seyrederken dizilirdik böyle. Şimdi ne Küçük söyleyecek? Derken... Ne gelecek? Abi sen ama doğru sen bizim büyümüşsün şimdi yani. Küçükken seni dinliyorduk tamam, yani. Çocukken mi izliyordum? Çocukken seni dinliyorduk da programları gençken. Gençken diyelim evet. Gençken diyelim ama şimdi hakikaten o tatlı olduğu için çok da hoş. Oradan da öyle gözüküyor bilmiyorum. Herhalde seyircilerimiz de öyle görüyorlar. İnşallah. Allah daim etsin inşallah. Çakır Bey hoş geldin. Teşekkür ederim. Çakır Bey'le. Bak diziyi çok seviyor. Ya sen ne diyorsun şimdi her bölüm yayınlandığında ya bölümün ortasına doğru ya sonuna doğru ya da ertesi gün. Oğlum bu ne lan bu ne? Ulan bu ne oğlum? Yine ağlattınız beni. Allah sizin cezanızı verecek. Canım benim ya. Şimdi ben bir de sinemacı gözüyle izliyorum yani. Yönetmen gözüyle Tabii izliyorum. Tabii kriterler yapıyor mesela senaryoya dair, çekimlere dair, oyunculuklara dair. Onların hepsini böyle tek tek anlatıyor bana. Ben de gidiyorum sette anlatıyorum. İbrahim abi böyle dedi diyorum. Herkes de böyle dinliyor. Ama bir şey yaptık, konuştuk. Bir gün gelecek sete İbrahim abi. Aa ne şeref. Vallahi artık şeref insanlar heyecandan vermiş. Ne hale girerler. Oktay da çok güzel türkü okuyor biliyorsun. Yok ya işte amatör. O öyle bir hevesliyim türkü aşığı ben hevesliyim sadece. Şimdi bazen o dertleniyor onu fonunda bir parça koyuyorlar ya. Bayılıyorum oraya. O çaran. Evet. Kim seçiyor onları? Hasan seçiyor aslında. Hasan Salat'ın seçimleri ama yapımcıyla birlikte yapıyor. Ama güzel. Tabii, güzel Allah yapıyorlar. Var. İyi, evet güzel. Bir tane de o bir oğlan var. Şey diyorsun Ahmet Aslan. Ender. Ender. Ha, Ender. Ender Balkır mı? Ender Balkır. Hep dinlerim onu. Evet ben de ya. Çok güzel parçası var. Ben de çok. Bir sürü parça yaptı. Ruhumda sızlıyor diyorsun.
Ruhumdasız evet. mı? Bu Eşkıya evet. Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden sonra türküler çok büyük bir ivme kazandı. Biraz geriler gibi olmuştu. Çünkü popüler olması başka, hatırının sorulması türkülerin başka. Evet. Bir de biz hep okuyoruz yani başladığımızdan beri okuyoruz. Peki ama gerçekten... Peki şöyle bir şeyiniz yok mu? Mesela Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki parçaların şeyi, böyle bir CD çıkmadı mı? Yapıldı galiba, bir tane var. Polat Bey. Var var. Var var bir tane. Polat var. Yapıldı mı öyle bir şey? Bir CD var evet. Evet. Yani bir albüm var. Evet. Polat'ı göremiyorum. Kalan müzikten çıktı Polat, öyle bir şey. Polat'ı görmeden ben şarkı marka söyleyemem. Tam sağ tarafında abi. Sana göre saat... Şimdi geliyor. Sana göre şu anda saat 9'da. Şimdi Türk tiyatrosunda çok değerli bir oyuncumuz var. Evet. Bayan oyuncumuz. Doğru. Kulüste tanıştınız herhalde. Kendisi Oya geliyor. Oya seviyorsun. Oya. Oya benim canım Oya. Çok teşekkür ederim. Şeref ettim. Şimdi soyadı Başar ya. Oya Başar. Zaten sen başardın. Her şeyi başardın sen. İnsanlıkta da başardın. Tiyatro oyunculukta da başardın. Hoş geldin. Hoş bulduk İbrahim. Beni kırmadığın için teşekkür ederim. Sağ ol. Ne demek, ne demek. Kullar seni çok özlemiştim zaten. O siyahlardan da kalkıp içimizi karartma. Bir kere demiştir nasıl geldi zarar, bizi aldı zarara demiştir, hatırlıyor musun? Ne? İlk çıktığımda senin programında, o programın bende çok büyük bir izi var. Zaten o programdan sonra... Veteresi varsa izleriz. Evet, demiştin ki zara geldi, nasıl buraya geldi zara, biz uğradık zarara demiştin. Kendi şirketini kastederek. Canım benim. Bu zara! Nasıl ki stüdyoya geldi zara, biz girdik zarara. Peki bu 5 harf olsaydı ne olmaz mıydı? Zarar mesela. Olmazdı, biz zarar vermek için gelmedik. İsmi Zara. Parlak Şafak. İnsanların üzerine parlamak için geldik. Uğradı zarara. Ama artık inşallah yararım dokunur, öyle diyeyim. Yani istediğin şarkıları, türküleri okurum da mutlu olursun o anlamda. İnşallah, Allah razı olsun. Şeyi söylemiştim bir de değil mi? Hani vay vay zara. Sen söylemiştin onu, bizim evet. programda söylemiştin. Salı sefasını hatırlıyor musun Oktay? Bizim programa geldi İbrahim abi, evet. Oyacığım mikrofonu ağzından götürsen. Bizim mikrofona, ya mikrofon dedim, bir kafamı karıştırdın abi, dur ya. Bizim programa gelmiş de çok da güzel, çok keyifli bir program olmuş. Abi renkli gözlerin arasında kaldık ya. İkinizin aynı renk mi? Evet, gözlerimiz aynı o yerle. Doğru. Gözleri fettan güzel onlar. Onu söylersin sen. Gözleri fettan güzel, derde dert katar güzel. Emiden mire giden, bize dert katan güzel. Vurma! Sana attım zaten. Sen vursan da attım, vurmasan da attım. Montaj kurbanısın sen. Biz ayrı sesten sonra... Ding! Vallahi bravo. Kurban bir. İstediğini söyle. Ne yaparsan yap, istersem keserim diyorsun. Yani, huzurlarınızda değerli hocayı çağırıyoruz. Yılmaz Hoca. Evet Yılmaz Hoca. Gel bizi yönet abi. Hoş geldiniz. Yılmaz Hoca hoş geldiniz. Hoş bulduk Zahra'cığım. Selamlar hepinize, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İbocuğum, canım benim. Yakışıklı adam. Senden yakışıklı değilim ben. Ya bu var ya panter gibi oluyor sahada, panter. Yemin ederim. Hepsi korkuyor mu senden futbolcu? Yemin ederim Allah aşkına. Futbolcular antrenörden korkar mı, korkmaz mı? Korkmaz ya, korkulur mu? Sadece çekinir. Çekin. Hoca bize kötü not verecek diye. Yani babadan o arasını çekinme bile yani. Ben şeye sordum, dedim ki Fatih Terim'e, hocam dedim Allah aşkına. Hani oyunda kızıyorsun ya sahanın köşesinde, içeri girdiğin zaman ne diyorsun? Orasını sorma be. Orasını söyleyeyim. Herkes senin Fenerbahçeli olduğunu biliyor tabii. Evet. Bilmeyen var mı Türkiye'de? Çocukların niye hepsi Galatasaraylı? Bilmiyorum. İyi de Fenerbahçeli. Bir de kardeşimi söyleyeyim Fenerbahçeli. Kardeşim Galatasaray. Oğlum Galatasaray. Torunum Galatasaray. Allah cezalarını verecek. Ahmet Fenerli ama. Oradan kurtarıyorsun. Ahmet diyor. Ahmet de Galatasaray'dı zaten. Galatasaray'da. Tabii. Eyvah eyvah.
Çünkü niye bunlar benim yanımda yetişmedi ya? Urfa'da Galatasaraylı olmuşlar. Sana inat, kendini arasın. Sana inat etmiş, inat yapmışlar demek belli olmuş. Oya ablacığım ne yapıyorsun, ne diyorsun, ne var ne yok? Canım iyiyim, sağlığımız yerindeyse hepimiz çok iyiyiz. Bu pandemi sürecinde bayağı bir sıkıntı geçirdik ama. Darbeydik diyorsun. Evet, darbeydik. Tiyatro yapıyorum bu sene. Çok da güzel bir oyunumuz var, Plastik Aşklar. Ay ben onu izledim. Şahane. Vallahi herkesin görmesi lazım. Ne kadar güzel, ne kadar seviyeli konulara değiniyorsunuz. Adı ne? Ya, Plastik Aşklar. Plastik? Aşklar. Artık plastiğe döndü. Öyle oldu. Her şey artık bitti. Çok satıkta her şey. İlişkiler, arkadaşlıklar, dostluklar, sevgiler hepsi. Ya evde 5 kişiyiz. İmanına yandımını bir bakalım. Herkesin elinde telefon, muhabbet yok. Evet. Kendi kendime gidiyorum lavaboya, kendi kendime gidiyorum mutfağa. Konuşacak kimse yok. Sen de bu programı yapayım dedin değil mi? Yalnız kaldık. Eşimi dostumu çağırayım biraz dertli ki. Hayır en doğrusu. Öyle yalnız. Bir şey ki. İki sevgili mesela yemeğe gidiyor. Ya da görüyorsun. İkisi oturuyor. Karşılıklı ellerinde telefon mesajlaşıyorlar. Ya birbirinizin gözüne bakın. Hoş bir söz söyleyin. Bir şey konuşun. Bir elini tut, bir şey yap. Ya bir şey yap yani. Bir şey yap yani. Şimdi her şey bitmiş. Artık insanlar böyle eskiden mesela mutfağa gidiyorum hayatım bir şey ister misin diye sorardık. İşte, şimdi nerede telefonla? Hayatım mutfaktayım, su istiyor musun? O hale geldik yani. Yo bir de yemek yemeği artık telefondan getirtiyorlar. Telefondan getirtiyorlar tabii. Arba şey. Yorulmasın hele bak. Evet. Evet. Oğla sen hakikaten nerelisin ya? Ya şöyle aslında tabii bu konuyla ilgili çok Elazığ. Çok spekülasyon var. O da nereli olduğunu bilemiyor artık. Kim kabullenirse Oktay'ı. Yok ben böyle bir soru soruldu. Ben Türkiye'liyim kardeşim diyorum da. Ama net olarak şu. Babaannem Elazığlı. Babam yani dedem Malatyalı, Hekimhanlı. Annem İstanbullu. Dolayısıyla ben de Türkiye'li oluyorum abi. Dünya insanıyım diyorsun. Evet, yani. Tam bir sentez. Çok güzel. Sen baban nereliyse oralısın. Hangi sahneye açmıştım sana telefonu? Hani dediler ya karın geliyor. Hangi sahne? Havalanına gittiniz ya. Ha, evet. Allah cezanı verecek evladım. Ağladın mı orada? Lan ne diyorsun? Ağlamıştır. Bak bu kadar peçete vardı önünde. Şey mi diyor? Hepsi gitti. Seyrettin mi o sahneyi? Sen benim ölüm sahnemi şey yaptın mı? İzledin ettim mi? Tabii. Ağladın mı orada da? Evet. Ha. Onu da bileyim de ona göre. Dadaş ya. Zara ve tere diyoruz efendim. Ölüm sahnesiymiş. Allah gecinden versin. Sahnenin dışında ben yazarı tebrik ediyorum. Yazan kimse. Ona Allah bin türlü cezasını verecek. Ya böyle ama bu kadar düzgün yazılmaz. Yani bazı şeyler... Şimdi drama içinde komedi de var. Olağanüstüler. Anayla olan şeylerin. Hayatın kendisini gibi yazıyorlar. Hakikaten sevgili kendisi Sevgili Raci ve Bahadır. Evet, çok ne güzel öldüm be. Ölmeden önce ölenlerden olmuşumdur inşallah. Dünya sinemasında biliyorsun Alain Delon. Bütün filmlerinde ölür. Niye? Çünkü en güzel ölen adam. Bütün filmlerin sonunda ölür Alain Delon. Araştırın. Evet doğru. Doğru mu? Doğru. Buradan bütün yapımcılara doğru. Sesleniyorum. En güzel. Ben ölüyormuşum. Bak İbrahim abi böyle söyledi ona göre. Ölmeden önce ölüyorum. Hadi ölmeden önce bir türkü söyle sen. Güzel bir türkü söyle. Allah göstermesi kaybmam ederiz. Ama bu arada şey... Elimizde bir şey kalsın. Dadaş'ın... Bunların aşkı hakikaten çok acayip gönül, rağbet gördü. Dadaş'ın gönlü. Evet, Dadaş'la gönül aşkı Dadaş, çok rağbet gördü. Dadaş kaldı gönül gitti yazık. Ya, Dadaş gönül... tam bir manyak ya. İyice delirdi bu ara. He? İyice delirdi bu ara.
Ay çok şey yapıyorsa böyle rüyasına falan giriyor Oktay. Öyle değil mi? Öyle olmuyor. Raci'ye bak buradan sana sesleniyorum. Bir... Zara Oktay şarkı mı? Ne alaka ya? E tam üstüne geldi. Bence neyi? Gönül Dağı yapalım mı? Gönül Dağı. Ya ben bak bir şey söyleyeceğim. Ben aralarda mırıldanırım. Bana güvenmeyin kardeşim. Ya. Laz demiş ya. Bana güvenmeyin kardeşim. Zaten bana hiç güvenmeyin. Ben buraya oturmaya geldim. Gel otur. Al paranı git. Ben zaten şöyle bir uğradım. Sorun değil yani. Geçerken uğradım. Ben de, geçerken ben de aradım. Aradık işte geldik burada. Biz hocam, Yılmaz Bey'le beraber halay çekeceğiz. Bir yanlış yaptın ama artık döver misin? Tekmeler misin? Yok bunlar demedim. Şuraya ben. Halay çekeceğiz halay Yılmaz Bey'le ikimiz. Ne ağlarsın benim zülfüsüyorum. Bu da gelir, bu da geçer. İbrahim'in yediği biberden aldım, ağzıma attım, inanamazsın. Şöyle oldu, botoks falan yok o zaman ama ben silikon... Şiştim alerjiden, böyle dolaşıyorum. Şerbet diye zehir de verse... Şemmame, şemmame, şemmame bugün, dotmame, dotmame. Madem tipiden bahsettik, eşkıya dedik, onu okuyalım Oktay'la beraber. Benle niye okuyorsun beraber? Sen oku işte, ben sana eşlik edeceğim. Sen benim kaderime yazılmışsın. Hangi Allah programa Allah. Gitsem Oktay, hangi dizide oynasam Oktay. Yani Oktay hep benim dizimde oynuyor diye. O benim dizimde oynuyor, zorla değil. Dolayısıyla ben okuduğum zaman Oktay yanımdaysa o da biz okuyacak. Biz tabii şöyle bir hakikaten bir yol şeyimiz var, buluşmamız var. Hakikaten böyle enteresan bir şekilde ne iş yapsak bir şekilde yollarımız birbirine çıkıyor Zara'yla. Ama bu şeyde başladı, ta Deli Yürek filminde başladı. Ondan sonra da sürekli devam etti. O zaman Gönül Dağı geliyor. Buyurun. R'den olabilir Ali'cim. Thank you.
Yol gizli gizli, bir de ben gireyim mi? Hadi lütfen buyurun. Yol gizli. Yol gizli gizli. Yol gizli gizli. Vay helal. Arkadaş olsun. Kimlerin içinde neler gizli var değil mi? Kimlerin içinde neler gizliymiş. Aldım seni yerini, görüyorsun. İyi yaptın. Vallahi abi. Şahane. Benim futbolla ilişkimi birazdan size anlatabilir miyim? Bir sorun da hiç kimse... Burada Fransız kalacağım ben yani. Çünkü hep böyle oyuncu İbrahim sanatçı... İbrahim abicim, futbolla ilişkimi anlatmak istiyorum, ufacık izin verirseniz. Yok, vermiyorum. Veriyorum tabii. Niye izin istiyorsun? Şimdi bundan yıllar önce yeni tanınmaya başladığım zamanlarda, o zaman Televole vardı biliyorsunuz. Erkek kardeşim de futbolda çok fanatik bir Fenerbahçeli. Gidiyor geliyor, o da arada beni kandırmayı, böyle eğlenmeyi benimle çok sever. Benim de futbolla hiç ilişkim yoktu o zamana kadar. İşte Baliç'le Boliç kardeşler diyor. Halbuki ikisi de apayrı insanlar. Soyadları Baliç ve Boliç. Ben o kadarını da bilmiyorum. Hep kulağımda bir Baliç Boliç kardeşler diye geliyor. Baliç Boliç. Evet, ama kardeş değiller de. Kardeşim öyle eğleniyor benimle işte. Ben de Televole geldi bir gün, dedi ki Ayzer Hanım işte futbol bilme. Ben de hani kulağımda var. Ay ben Baliç'le Boliç kardeşleri çok beğeniyorum dedim. Mikrofonlara gülün lütfen de millet. Sonra Televole'de böyle haftanın gafı diye yayınlandı. Flash flash Zara Baliç'le Boliç'i kardeş ilan etti. Öyle zannetti falan diye. Ben de o kadar demoralize oldum ki kardeşimin de canını okudum, ama ne fayda. Sonra o Televole'deki arkadaşları tekrar çağırdım. Dedim ki gelin de bu durumun gerçeğini bir anlatayım. Kameraları açtılar. Arkadaşlar dedim, yani ben öyle geçen hafta bir gaf yaptım ama çok fazla futboldan anlamıyorum. Hani ilk 12'yi saydı sen sayamam dedim. Ay ilk 11'miş meğerse. İkinci hafta tekrar flash flash. Dedim ki daha da ben artık futbolla ilişki herhangi bir şekilde kurmuyorum dedim. İlk 11'i... Tam dizi yapmış yani. Ya ay sorma, üçüncüyü evet. Üçüncüyü sormadın. Üçüncü olsa tam seni diziye bağlayacaktım. Sana bir de offside'ı falan sorsalar yandı yani. Ortada. Şimdi sorun söylerim. Vallahi. Offside değil miydi onun adı diye. Ya sen nasıl söyleyeceksin? Offside hakemler gidiyor ya. Ya ay. Doğru, bak çok büyük bir birine gönderme yaptınız ama kim? Azıcık gitti bir yere. Evet. Evet. Bak şimdi ben ona bir gönderme yapacağım, sen gör. Babam sahada ne yapıyor? Evet, veterayı görüyorum abi. Kendinizi kaybediyorsunuz. O şişeyi... Abi çok güzelmiş ama ya. O, güzel, o şişeyi kime atıyorum biliyor musun? Oscar Cordova'ya. Abi Beşiktaş'ı yeniyoruz. 4-3 galibiz, son dakikada yedi golü ya. Gol yedi, maç bitti. Başım berabere mi oldu? Güzeldi ya. Berabere bitti. Yense... Hoca kime bağırıyorsun?
Hoca diye Cüneyt Çakır'a bağırıyorum. Niye bitirmedin diye. O zaman da kimdi? Elazığ Spor'un hocasıyım. Metin'im neredesin, kulakların çınlasın. Elazığ Spor tabii her takımda olduğu gibi o da düşmeye oynuyor. Neyse artık Akhisar'la oynuyoruz. 1-0 galibiz. Son 10 dakika adamlar bastırıyor. Direklerden dönüyor. 5 dakika uzatma vermez mi? O bitmez o 5 dakikada. Biz de o bitir diye ama zamanında bitirdi yine. Hiç yakarışlarımı duymadı yani. Şimdi Fenerbahçe ile Galatasaray oynuyor. Ben de masamda çalışıyorum. Tam sahneye çıktım. Çıkmadan önce bir tane yedik. Herkes iyi hatırlar o maçı. Çıktım sahne bir parça bitti. Bir tane daha geldi haber. Yediler 2-0. Bir de bizim Orkçu Mustafa vardı. Allah rahmet eylesin. O da Galatasaray'ydı. Ondan bahsine girdik. Dedim ki ulan biz yeneceğim. Ya dedi daha neye yeneceğim? 2-0'sın daha. Yeneceğiz oğlum dedim. Göreceksin. Pat bir tane daha yedik mi? Etti mi 3-0? Aradan 15 dakika geçti. Pat 4-3. Hatırlarsın bu maçı. Hatırlamaz mı? Ben hatırlıyorum. Burası Kadıköy. Buradan ben çıkışı yok. Mikrofon senin altı abla. Sen mikrofonu duymuyorsun yani. Mikrofon kaldı. Mikrofonu o ya. Canım. Mikrofonu kaldı mı? Oyacığım senin futbolla alakalı hiç yok galiba ya. Ben de Fenerbahçeliyim. Ama ben de biraz Zara'dan bir gıdım daha iyiyim yani. Ben de aynı gafları yapabilirim açıkçası. Ben şimdi iyiyim canım, ne söyleseniz cevap verebilirim yani. Sorun söyleyeyim diyoruz. Ben senden kötüyüm. Ya. Gerçekten. İyi, kendimi iyi hissettim o zaman. Ben senden kötüyüm yani, gerçekten öyle yani, hiç ne futbolcu. Sen sanıyorum. Hangi takım? Abi ben hiç takım tutmadım hayatım boyunca. Bir tek böyle küçüklüğümden itibaren herkes de bilir onu. Neden bilmiyorum, herhalde amcamdan kaynaklanan bir şey o. O nedense bilmiyorum Eskişehir Spor'u tutardı. Ondan sonra valla ben de Eskişehir sporluyum derdim bilmeden. Öyle hep kaldı Eskişehir Spor. O yüzden de böyle bir Eskişehir şeyi bak, yakınlığı vardır. Hala da konuşuruz Eskişehir Spor yöneticileriyle falan. Yani ben de Fenerbahçe babamdan ötürü. Babam Fenerbahçeliydi. Nereliyiz kızım? Bahçeliyiz. Bahçeliyiz, öyle alışmışım. Fenerbahçeliyiz. Bahçeliyiz. Ben bir şarkı söyleyeyim. Evet. Ne alaka ya? Sizden. Bıraktılar beni tek. İbrahim, bunun sözleri de çok güzel. Bela. Bir insanla kazık yemeği bu kadar güzel anlatan bir şarkı olamaz. Çok güzel. Çaldım dost kapısını diyor tek tek ya. Tam tek orada ağlamaya başladım. İçeride anlattım ya. Evet. Evet. Demin konuştuk seninle. Evet. Bütün aynen. Dostlar. Bazen dostlar kapıyı yüzüne kapatabiliyor. Onun için maalesef. Ben de küsüyorum işte, ne yapayım? Maalesef. Küsme. Ama senin küsme, öyle çok küsme. Kapıyı kapatan dostun benim bildiğim olmadı İbrahim abi. Herkes seni çok seviyor. Yani her zaman yanında. Ya herkes ben çok seviyorum. Ben herkesi çok seviyorum da. Ama bazı böyle şeyler insanı kırıyor. Yani sen ne zaman hani kırılıyorsun, elini kaldırsan bir sürü insan yanında geliyor. Ben onu çok biliyorum. Aynen, çok çok seviliyorsun. Aynen. Ama aynen. Onun çok değer verdiği, kırılabileceği insanlar. O hepimiz için geçerli. Tabii ki. Hocam. Hepimiz tabii. için geçerli. Evet oluyor. İbrahim abi sadece senin başında değil. Herkes için geçerli bu. Hepimizin başına, hepimizi öyle bir kırıyorlar, öyle bir unutuyorlar ki. Bu dünyaya niye geldik? Üzülmeye mi diyorsun? Hayır, bu dünyaya herkesin aynı şeyi yaşadığında verdiği tepkisi farklı olduğu için farkımızı biraz da oluşturmaya, kendimizi tanımaya geldik. Yani birisi yapacağını yapacak ama biz karşılığında nasıl yorumlayacağız? Sınav diyorsun vereceğiz? Yani. Kesinlikle sınav. Sınav dünyası. Diyorsun. Sen de öyle demiyor musun İbrahim aynen. abi? Zara bu kadar alıngan olmayalım ya. Ha onu diyorum. Öyle derlerse bırak bir sürü insan var. 50 senede ben neler gördüm ya. Neler çektim. Birinci programda zaten sonra nereden bileceksin ben neler çektiğimi? İbo'cum, bu kazadan sonra nereden bilecekler ben neler çektiğimi merak ediyorum ben. İbo'cum bir kitap yazsan Allah aşkına. Bir kitap yaz kitap. Kitaba sığmaz. Vallahi sığar. 1, 2, 3, 4 diye gidersiniz. Zora şarkı söyle bize. Beni bir şey yap. İştaha getir. O zaman terk etmek ne kadar kolay onu söyleyelim mi? Ne ağlarsın benim zülfüsü. Ben kara gece gel deri, gel deri, gel. İndim gönül bağına, sen garibe, takıl.
takıldım gül dalına, seni de sevmişim. Takıldım gül dalına, yeah.
Söylüyor. Sanırım mikrofon orada. Hı? Nerelere bastı bu? Vallahi çok güzel yerlere bastı diyebiliriz. Yani işte çünkü parça kendi içinde bu. Kendi içinde bir dikliği var. Kendi içinde yani. Meyanları falan var. Onu da üstüne çıktım biliyorsun değil mi? Ya çok duyarak okuyor ve çok güzel bir şey. Yani arkadaşım diye yani. Söylemiyorum, güzel söylüyor. Ayıptır söylemesi. Ama bir şey söyleyeyim. Biraz önce o tek tek söyledin ya, beni gerçekten beni alıp duvarlara çarptın İbrahim abi. Estağfurullah. Öyle duygulandım, öyle duygulandım ki üstüne de hadi oku deyince böyle. Ya farkında mısınız? Şimdi şarkıları dinledikçe eskiden ne kadar güzel şarkılar yapmışlar, ne kadar güzel şarkılar söylenmiş. Ben şimdi bilmiyorum, hani haksızlık da etmek istemiyorum ama şimdi dinlediğim şarkılar beni hiç bu dinlediğimiz şarkılar kadar doyurmuyor. Tasmin etmiyor. O şarkılarla yolculuğa çıkmıyorum. İçime dolmuyor. Yani şunları dinleyince hakikaten bunlar gerçek şarkılarmış ya. Yani hakikaten biz yetişmişiz yani o şarkılara. O yüzden şanslıyız galiba. Çok. Ama her şeyi de gününe göre değerlendirmek lazım Oktay. Evet, şimdi belki de bu jenerasyon öyle düşünmüyor. Bu jenerasyon evet, öyle düşünmüyor bizim evet, gibi. Evet. Ben de hep öyle düşünüyorum ama çocuklarımla konuştuğum zaman bazen farklı olduklarını görüyorum. Mesela senin oğlun şu anda yönetmenlik yapıyor değil mi? Yönetmenlik yapıyor. Başka nereye çekiyor mesela? Hem de hocalık yapıyor. Bugüne göre çekiyor ama değil mi? Ha? Bugünün şeyine göre çekiyor. Tabii. Yani devir o kadar değişti ki. Çok değişti. Ya her bak, şey çok değişti. Yemin ederim sana Taksim Maksim'de programa başlayacağız diye. O zaman uçağımız vardı, söylemesi ayıp olmaz. Şimdi yok ama inşallah gene olur. Olsun, gönlümüz çok her zengin. Şey boş ver, hiç önemli değil. Derya Hanım'a verirdim bu. Ben bunu biliyorum. Bir gün aynı uçaktayız. Uçaktan indik, arabaya bindik. Geçerken böyle, bak benim uçak orada duruyor. Kullanmıyorum. Kullanmıyorum, bak orada duruyor dedi. Niye bakayım? Biz Oya'nın çok eski tanışırız. Çok eski arkadaşız. Ne kadar eski? 30 senelik falan. 30 sene, evet. O zamanlar Perihan'la İbrahim büyük aşk yaşıyorlar. Biz de Levent'le. Hep birlikte dolaşırdık, hep birlikte gezerdik. Bir de çok sevdiğimiz Nilgün, bir arkadaşımız vardı, Nilgün, Nilgün ve vardı, eşi. Evet. Onlarla birlikte olurduk. Çok enteresan. Nişantaşı'nda bir evde hiç unutmam, Bodrum katı. Evet, Nilgünlere giderdik oraya. Balkonda oturduk hiç unutmam. Ya, ya siz Levent'ten ikiniz yine bizi kızdırırdınız gider. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Gönlü rahmet istedim. Uyanın betere. Bir bakalım ne yapmışsın. Zaten ne olursa o hislerden sonra olur. Sen Ercan'a bal gibi aşıksın. Ne bu? Hiç sorma, hiç sorma. Ne koydun lan kafana? Dua et ki benim gibi sessiz ve sakin bir karın var. Başkası olsa 5 dakika katlanmaz sana. Allah'ın cezası. Ama artık susmayacağım. Konuşacağım. Ebediyen konuşacağım. Duyuyor musun beni? Kim olduğumu biliyor musun? Ha. Neriman. Bostancılı Neriman. Ver coşkuyu, ver coşkuyu, ver. Anneciğim ya, hiç yakışıyor mu size ya? Lütfen aşağı in, ne olur anne ya. Ver coşkuyu. Aha, patlıyor sabine. Ne oluyor lan orada? Yok bir şey Aslı. Heyecanlanmış, düğün heyecanı tabii. Çok duygusaldır Aslı. Hiç kimsenin beni kızımdan ayırmasına izin vermem, anladın mı? Yatakhaneye yasa dışı giriş yaptım. Şahane ya. Şu olacak o kadar gerçekten bir milat. Ya yalnız olacak o kadar da değil ki, her türlü başarılı, her türlü, her canım türlü. Canım benim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Ne güzel. Bir şey anlatacağım şimdi. İbrahim işte ilk tanıdığımızda çok acı yiyor.
Ben de yerim acı. Ama böyle bakıyorum, İbrahim cebinden çıkartıyor kırmızı biberleri. Getiriyor. Ben de dedim yerim dedim. Yani severim ben de acı dedim. Ben İbrahim'in yediği biberden aldım, ağzıma attım. İnanamazsın. Şöyle botoks falan yok o zaman. Ama ben silikon şiştim alerjiden böyle dolaşıyorum. İnanılacak bir şey. Ya sen niye adamın yediği biberi yiyorsun yani? Niye yiyorsun? Adamın profesyonellik hayatı. Hayatı evet, evet. Çok hiç unutmuyorum. Yani iki gün dudaklarım şişti böyle dolaştım. Abi acı çekmeyen acının farkına varamaz. Yani yemeyen daha doğrusu diyeyim. Yani acısız da hayat çok olmuyor, çektik biliyor musun? Çekeriz abi, de yani. Bu acının söylendiği gibi sese etkisi var mıdır? Var. Vallahi ama. Enerji veriyor, enerjiyi. Hakikaten var. Bak acı biber, her sabah iki tane kırmızı biber yerim ben acı. Böyle böyle iki tane yerim yani. Ama... Metabolizmayı çalıştırıyor diyorlar bir kere. Aynen, çok, aynen öyle. Tabii. Tabii. Bence bir de sesi de forma sokan, açan bir hali var. Yani olmayan sese bir şey yapmıyor da. Sulandırıyor, sulandırıyor yani. Sulandırıyor şeyi. Artık bir de canım. O İbrahimce. 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 Şimdi bir tane abimiz var, Allah rahmet eylesin. Seyfettin Sucu öldü. Bir tane Kadir amcamız var, o da rahmetli oldu, öldü. Buna ne zaman bana rahmet edecekler merak ediyorum. Allah korusun. Kimi anıyorsam rahmetli olmuş abi. Etrafımda ne kadar sevdiğim varsa gittiler. Allah işlerine razı olsun. Çünkü orada da bir iş var. Orada da bir çalışma var. Gel bakalım diyecekler. Hoca niye bu futbolcuya tekme attın? Niye sarı kart görmüş diye. Ondan bir şey yapmazlar ya. O çok masum bir şey yani. Ne? Ondan bir şey olmaz. Yani. Ben Yılmaz Bey'in kızabileceğine bile inanmıyorum. Ne kadar sevimli bir suratı var. Çok sıcak ya, insan ondan korkamaz. Ne kadar bağırsa da bence kale almaz. Şimdi bunun üstüne şeyi anlatayım İbrahim abi ben sana. Bizim Karadenizli bu tarafta çok günahkar, günah işlemiş, öbür tarafa gidiyor. Bunun sorgu sual. Ondan sonra ulan sorgu sual olmadan önce bu hemşerilerini buluyor hemen. Diyor ki hemşerim kurban olayım diyor. Benim öbür tarafta çok ettim ben. Burada beni yerler diyor. Bağ diyor bir çare bulun ne olur. Diyorlar ki sen şuraya otur. Orada eski kefenler var. O kefenlerden birini ki kim de gelir sana ne sorarsa de ki efendim ben eski ölüyüm. Benim zamanımda böyle bir şey yoktu bilmiyorum. La diyor hak etme. He hak et diyor. Eski kefenlerden birini giyiyor oturuyor. Sorgu melekleri geliyor. Kalk bakalım efendi diyorlar. Buyurun efendim diyor. Diyorlar söyle bakalım bunlar bunda. Efendim ben eski ölüyüm. Benim zamanımda böyle bir şey yoktu diyor. Bir tane kafasına bunun. Diyorlar oğlum bunu da yapmışsın. Efendim ben eski ölüyüm. Ben... İşte böyle değilsiniz buraya kimse gelmek istemiyordu. Yani. Haklı, haklı. Sırf o yüzden abi Allah gecinden versin. Amin. Amin. Biz burada seni ben daha dinleyelim biz. Ne anlatıyordum ben? Arkadaşlarım dedin gitti. Öbür taraflar dedi. Seyfettin Sucu'dan girdin abi. Ha Seyfettin. Şimdi sesi kısırmış. Seyfettin Sucu da buna demiş ki bak. Kuzu kuyruğu bir tane bul. Kuzu kuyruğu böyle bu kadar. Onu ipe sapla. Kuzu kuyruğu. Ha. Boğazına kırtığından aşağı sal çıkar. Sesin açılır. Yani yakalanır. Adam yapmış boğuluyormuş. O da inanmış yapmış mı? Tabii canım. Şimdi bir gün evine gittik. Baktım ki hani bizim evde eskiden Urfa'da şey yaparlar böyle kürsü yaparlardı. Kürsünün altına kömür. Kömür üstüne de yoğurt. Şey yorgan işine girerdik. Isınalım diye. Ha. Bin gitti baktım Kadir amca böyle girmiş şeye. Dedim ki Kadir amca hayırdır ne oldu? Dedi ki kampa girmiş abi kampa. Pilav olmaya gidecek kampa girmiş. Ama bir uzuna bakıldı. Peh peh peh. Kicir oğlum Mustafa. 80 yaşında görelim bakalım ne olmuş. Sağ lüt
İbosoğlu'da çok hazine var biliyor musun? Acayip. Bildiğin gibi değil. Sen şimdi ne yapacaksın? Söyle. Gelmeyen yok hakikaten İbosoğlu'ya. Ne zaman ne yapacağım abi? Gelmeyen yok. Gelmeyen kalmadı bir de. Evet. İstediğimi arayıp buluyorum mesela. Doğru. Mesela senden bir tek yok. Sen gelmedin İbosoğlu'ya. Geldim hatırlamıyorsun. Ne zaman? Geldim. Allah en son Allah. Yaptığında geldim kesin hatırlamıyorsun. Kesin benle gelmişsin. Diye. Hatta bıyıklarımı düzelttin hatırlamıyor musun? Şey Adana'yı çekerken. Ya. Bir tane de bir tane bir şey daha var bir oğlan. O şey Kara... Umut vardı Umut. Umut'la Umut. Birlikte geldik. Çok eğlendik hatta. Çok evet hatta dedi ki yine bu oğlan geldi ama ben evet. Simetri hastalığı var ya bende. Hatırladın mı işte bak. Hatırladım evet. Da bir şey de stara çekiyorduk. Evet galiba. Yine stara çekiyorduk evet, galiba. Yine star yine yani star. Sen simetri hastalığından dolayı Oktay'ın bıyıkları mı? Ya Egri de Egri. Var. Onların da kayıtları duruyor var onda. Evet düzeltti hakikaten bıyıklarımı. Öyle olmaz oğlum dedi. Bu kadar uzun olmaz bıyık. Gel şunu da düzelteyim dedi düzeltti. Sizin bıyığınız biraz yamuk mu? Mahas getirdin. Dur. Evet. Bakayım. O Don Orlin'in bıyığı. Ha? Abi yeter. Kuaför. Çay. Kurban olayım. Sen dur hoş ağzını bulmuş. Ben bu bıyıkları her sabah cetvelle düzeltiyorum hanımefendi. Kayıt yapıyor mu acaba şu an? Çok merak ediyorum. Yapıyormuş. Hı. Tamam mı? Dur. Şimdi yapıyorum. Aydemir falan tıraş kim ediyor? Şeyde, çekimde, sette. Tıraşikçi. İbrahim abi bir de bak tıraşikçiye. Onu verirler ya senin anda yine koptun. Tıraşik ne? İbrahim abi alma kenarında. Ay. Ses o. İbrahim abi. Koptu. Baba burada var. Bak. Dur abi. Gördün mü? Görmedim. Gelir misin? Burada simetriye bakalım. Oldu. Tamam. Oldu. Bak. Vallahi oldu. Tamam. Ben çok oyuncunun bıyıklarını kestim. Yemin ederim. Düzelttim çünkü eğri duruyor abi. Sinirim bu. Kameradan bakamıyorum. Motor diyeceğim diyemiyorum. Böyle bir bıyık. Bizim Müjdat Gezen Hoca'da vardı o simetri hastalığı. Şimdi biz dersi kaynatmadan önce, kaynatmaya karar verdiğimizde sınıfta ne kadar şey varsa tablo, İşte pano, hepsini yamulturduk. Hoca ya sen onu diyorsun. Hoca gelir otururdu delirirdi. Onları düzeltene kadar ders biterdi. Bilmez miyim Müjdat'ı? Sen onu diyorsun. Ben otururum ben şimdi seyrediyorum. Balkonda şeyde İzmir'de otururum balkonda. Balkonları seyrediyorum. Dedim şimdi o çiçeği kaldırıp oraya koymak lazım. O çiçeği de kaldırıp oraya koymak lazım. Baktım onunla geçiyor. Bakıyorum yanmışım. Neler ne de balkonda. Niye? Çiçekleri yerine koymaktan. Balkonları düzeltmek. Vallahi düzelttim. Bak şimdi geldi Polat dedi ki nasıl oturtalım? Dedim ki böyle böyle dedi ki olmaz. Şey Zara'yı burada oturalım. Oktay öyle, Oya öyle, Hoca da öyle. Dedim evet bir kadın bir erkek bir kadın. Şimdi ben bak. Şimdi oradan bakın. Simetri tam mı değil mi? Erkek kadın bayan erkek bayan erkek bayan erkek. Erkek yani ben de erkek. Ya Yılmaz Hoca çok güzel şarkı türkü söylüyor diyeler diye duyduk biz. Yalan. Vallahi öyle duyduk abi. Ya. Söylerim ben şey mi? Söz yok hatırlatırsan. Zara söyler sen de eşlik edersin bence ben. Abi. Bir sesini duy. Bir çiftli. Ne ağlarsın benim sesim söyleyeyim mi beraber? Söylerim de hadi bakalım yani bakalım söz. Olur mu? Söz. Olur ne ağlarsın? Ben o ben nasıl o şeyleri ama. Ezberleyip de tiyatro ya şarkıcı nasıl söylüyorsun oğlum aklım almıyor. Ya. Vallahi. Ne söyledin? Ne ağlarsın benim zülfü siyahım, bu da gelir bu da geçer ağlama.
Sen mi keşfettin bunu yoksa biliyor musun? Yok içeride duydum abi. Vallahi benim haberim yok. İçeriden mi duydun? Yılmaz Hoca acayip güzel şarkı söylüyor. Ama kaptırırsa söylüyor. Kaptırtacağız abi birazdan yine. Bir dakika belki Polat bir şeyler İşler yapabilir. Şey. Yani Yılmaz Hoca'ya bir... Yani kaçırır. Türküler hepimizin ortak mirası. O yüzden böyle sizlerin eşlik etmesi, iştirak etmesi o kadar değerli ki... Kötü söyledin, iyi söyledin yoktur abi. Türküyü söyleyeceksin. Aynen. Öyledir abi. Yani. Türkü kendini ortaya atmak gibidir. Madem bu kadar öyle konuşuyorsun sen de söyle bir bakalım. Ya söyledim ya demin ben. Yok ya yok böyle güzel seni sevdiğin o. Ali senle beraber yapalım mı? Sen bir aysın ben kara gece onu... Anam nerede onu söyledin? Öyle güzel. En aşağıda en aşağıda. Zara. Oğlum bu sözden nereye? Biraz zara beleşe atıyorsun ha. Hadi o zaman. Ya ben bunu çok sen... seviyorum bu türküyü. Zara boşa atıyorsun derken sen kendini söylemiyorsun Oktay'a söyletiyorsun mu demek istedim? Yok yok karşındaki çakır belli. Dikkatli ol diyor diziden yani. Diziden dolayı diziden. Ha, şimdi Allah cezanı verir. Sen ne anladın? Valla ay ben oradan gidince tam gitmişim ya. Adamın gözlerinin içine bakar o. Vay abim benim. Vay arkadaş. Bak sen ne demek istediğini replik, anlamışsın. Replik biliyor. Vallahi ben replik biliyor. Vallahi. Ben böyle bir şey görmedim maşallah ya. Maşallah. Kritik yapıyorum. Ben bu türküyü çok seviyorum. Şeye de Zara'ya da geçenlerde. Abi aslında ben bunu ilk dinlediğimde bütün işte bizim yaşımızdakiler de aşağı yukarı bilirler. Bunu meşhur ilk çekilen Keloğlan filmi vardı. Rüştü Asyalı oynamıştı. Aha, evet. Orada da bunu Rüştü abi söylemişti. Çok ben bir Harim Keloğlan. Evet, o çok, onun başka bir tip bir versiyonu bu. O zamandan aklımızda kalmıştı. Sonra bu türkü tekrar böyle bir gündeme geldi. Bir sürü genç arkadaşımız da söyledi. Ben de tekrar dinledim ve çok böyle aklımda kaldı. Zara'ya da söylettim geçenlerde bir yerde. Çok da hoşumuza gitti. Dedim ki ya İbrahim abinin programına gidiyoruz. Şunu bir söylesene. Söyleyecek şimdi o da. Mm-hmm.
Söyledik biz. Ha, çıkardık aradan. Bir Kerem'den bir kör olduğundan sor beni. Bir Kerem'den bir kör olduğundan sor beni. Çok güzel değil mi? Önemli kişilerden sor beni diyor yani. Sen tanımıyorsan sor, ona sorasınlar. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim senin kim olduğunu demişler. Abla sen hiç böyle mutfakta falan yemek yaparken ne moda salonda dolaşırken hiç söylediğin bir şey yok mudur böyle? Söylerim. Ben genellikle oyunlarda, tiyatro oyunlarında söylerim. Ama şöyle bir şey ki, ben bu kadar güzel sesler varken onların yanında bir şey söylemek
gelmiyor içimden. Ben ancak bir oyunda şarkıyı çalışırım, öyle söylerim. Ama bilseydim böyle bir şey olacağını, önceden çalışırdım. Size bugün güzel bir şarkısım vay derdim. Vay. İki program sonra gelecek bir şarkı geleceğim, söyleyeceğim ve gideceğim. İki, böyle söyledim arkadaşlar. Evet. Yalnız şov cezirli bir kızsın sen. Söyleyeyim mi sana niye? Kaset çıkartırdım o zaman, kaset. Ben okurdum mesela şarkılar, arabesk parça. Bir gün dedim ki arkadaş, ben erkek olarak okuyorum da bana bir dişi bulamayacak mıyım yani, kim biri okusun. Öyle bir cesaretle kadın çıkmadı yani. Herkes benden dinledi, benim şarkılarımı okumaktan çekindiler hep. Onun gibi okuyamaz belki falan diye. Sen cesaret ettin, okudun, bak ne güzel. Bir de evet, beğendin mi? Seni beğenmeyen yok, yok beğendin. Her şeyini beğeniyorlar sana. Boyunu, posunu, rengini, her şeyini. Gözlerini, saçlarını. Zara'sın sen, Zara. Vay, vallahi vay, iyi ki varmış Zara ya. Zara ilk geldi, bizim programda çıktı. Olacak o kadardı. Daha yeni başlamıştı değil mi? Anlatsana. Çok yıllar önce ilk çıktığım zaman da bir İbrahim abi sağ olsun çok büyük deste çıkmıştı. Çok beğenmişti. Ve beğenisini herkes öyle dile getirmez. Şimdi hala aradan 20 sene geçti. Hala sağ olsun söylüyor. Bir de sevgili Oya Başar, Levent Kırca çok ihtimam göstermişlerdi. Oya abla özellikle dediler ki hiç kimseyle böyle hani çok fazla sıkı fıkı olmaz. Ama beni hemen yanına aldı, böyle bir konuştu. Olacak o kadardı. Ben de öyle o zamanlardan böyle ufak ufak parlama, yani bu anlamda da oyuncu olarak da kendimi parlatma derdine düşmüştüm açıkçası. İyi ki de öyle olmuş. O zamandan beri hiç o sıcaklığın gözümün önünden gitmedi, içimden gitmedi o ablacığım. Canımsın, canımsın. Yani, sen de çok güzeldin. Ben seni gördüm. Dedim ki ne kadar güzel sesi var. Ne kadar güzel. Hani sadece ses olması yetmez. Bir de güzel bir kadın. Çok güzelsin. Hep İnşallah. Evliydi ama abi ya. Hep ya. Hep evliydi ya. Bildiğim bileli evliydi bu abi ya. Evli olmak iyidir. O da yine büyük ders. Hep evliydi abi ya. Canım ya. Ben Zara'yla ne zaman... Ya Zara ne yapıyorsun? Evlendim. Zara ne yapıyorsun? Evlendim. Arkadaş ya bir dur ya. Hep evliydi arkadaş. Oktay ne yapıyorsun? Bekarım. Oktay ne yapıyorsun? Bekarım. Aynen. Aynen. Ben de bunu senin evlendirmek... Yerine senin yerine de evlendim. Ama neyse çok şükür. Hakikaten Oktay öğrettiniz bana yani. Böyle bir grubumuz var, arkadaş grubumuz var da işte sürekli aman dikkat gene de bir şey var mı falan diye soruyorlar. Dedim yok yok ben o okuldan mezun oldum inşallah. O bir okuldu benim için. Hepsine sevgiler, saygılar. Hayatımızdan geçen herkese sevgiler, saygılar. Yılmaz Hocam bir kere mi evlendin? Özel hayata girmeyelim istersen. Ya ne var kaç kere bir şey yok ki bunda. Herkes söyleyebilir mi? Bir şey yok yani. İki kere mi? Üç kere mi? Dört. Yalan. Yalan. Dört mü? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum hakim bey. Tamam, bir şey peki kaç abi. Takım çalıştırdın hocam? 29 farklı takım. İnanmıyorum. Dünya rekoru bende. Gerçekten mi? Vallahi. Hepsini tek tek biliyorsun değil mi hocam? Fener, işte büyük takımlar hariç hemen hemen hepsini çalıştırdım yani. Vay arkadaş ya. Tabii tabii. Peki Türkiye'de o futbolcuların... Türkiye'de 7 coğrafi bölge var. Şimdi o futbolcuların hepsini tek tek tanıyorsun değil mi? Tanımaz bilir. Hepsiyle tek tek iletişimdesin. Hepsinde evlat. Bu da başka bir hafıza işte abi. Bu da başka bir şey yani. Ne güzel değil mi? Demin ki hali Türkiye, gördüm. Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesi de hemen hemen ikişer üçer kilo oldum yani. Süpermiş ya. Köyünden kasabasına. Ama galiba işte oradan geliyor. Urfa'dan tut da. İşte senin o kadar çok seviliyor olman oradan geliyor. Yani çünkü o toprağın içinden geliyorsun. Evet. O kadar insanlarla haşır neşirsin ki. Bir de yani ki. Türkiye'de taraf olmadan... Bu kadar sempati duyulması da önemli bir şey yani. Değil mi? Evet hakikaten hiç, öyle. Benim tarafım yok yani. Kim ismi? Hocam sen demişsin ki Fatih Terim gibi şansım yok. Öyle bir şey mi dedin ne? Yani bir Fatih Hoca'nın bir Avrupa şampiyonasına gidişi var ya. O yenilecek, o beraber kalacak, o yenerse, o kalırsa. Ve hepsi oldu gitti. Yani onu kastettim, hatırlattım. Şans tamam da bir de işi bilmek var. Göztepe'yi şampiyon ettin. Şampiyon yaptık. Şampiyon kimi yaptıysak ertesi sene orada olamadık yani. Polat Açmış demiş ki ne yapıyorsun? İstifa etmiş. Ne istifa demiş? Kapının önüne koydular. Bak şampiyon ediyor. Kaç takım şampiyon ettin bugüne kadar? Bir beş tane oldu galiba. Şampiyon ettin. Hiçbirinden i̇ki tane, iki tanesi final oynattık falan. Bayağı yukarılarda kaldık ya. Şimdi kimin başındasın? Şimdi biliyorum da senden öğrenmek evde şimdi. Çocukların başındaymış. En zor takım oymuş abi. En zor takımın başında. En zor söz de geçmez. İdaresi zor bir takım ya. Bağıramaz öyle sahadaki gibi. Hangi takımın başında? Kulüp başkanı da kuvvetli.
Tabii. Hoca hangi takımın başındasın şu anda? Şu anda kendi takımımın başındayım. Şimdi bizim için şeyi tanımadan karar veremiyorsun Fatih Hoca'yı. Tanıdığın zaman diyorsun ki yani, evet içine, neşelidir biliyorsun değil mi? İçine girdi mi dostluğu müthiş. Çıkamazsın. Ben öyle geberiyorum gülmekten. Harika, şey harika. Gerçekten çok hakikaten. İşini de çok seven bir adam. Hayat dolu bir adam. Yani, çok, çok önemli. Ya şimdi çok mesela önemli. İki tane örnek. Ben daha böyle yaklaşan, o da daha uzak duran. Kendini öyle koruyor ya. Suistimal ediyorlar. Adana mesela ya. Bizi aracısız ulaşabiliyorlar. Ona birbirlerine aracılar var, hep ulaşıyorlar. Öyle olmak lazım. Nedir bir kide bir kalıyor? Zara'nın neyi var? Hani bir şey, boyundan postundan başka neyi var? Veteresi mi var? Allah Allah diyorsun yani. Hadi bakalım Zara. Eski halini görelim bakalım. İsteyen balam yeni hamamı. İsteyen balam ergen olanın dostu. Konservatuara eğitimine başladım 1993'te. Sen de mi konservatuar? Dediler mi ayağım arkı konservatuar? Akar göz yaşları. Abi bu nasıl uzun hava, nasıl okuyorsun buraya? Ben çoktandır ağlamıyorum ha. Demek ki beni ağlatamıyorlar abi, ağlatmak lazım yani. Yoksa ben kendi kendime ağlamıyorum. Kaldım duman içi dağlarda, sevgili halim neler. Kim ne derse desin, aşk bir ızdırap. Aşk bir ızdırap mıdır? Izdıraptır, aşk bir ızdıraptır. Ben aşık olmayana da odun diyorum. Odun. At sobaya yansın. Bizim için çok önemli bir değersiniz. İyi ki bizimsiniz. İyi ki biz ailesiniz. Yeniden Mecnun'a dön der bebeğim. Hep beni sevsin, beni istesin. Beni arzu etsin. Böyle bir tane sevgili bulamadım. Allah benim cezamı verecek. Vallahi billahi ya. Yeşil ördek gibi. Demiş ki abicim, bende Mecnun'dan Füzun aşıklık istidadı var. Yani Mecnun. İçin aşıklar için. Yok efendim, Ferhat dağları delmiş. Tö! Sen İbrahim Tatlıses'in aşkını duydun mu? Ah! El çek tabip, el çek tabip. Dedim ki beni ağlatırsan o nasıl namelerdir, Allah'ım sesine ses katsın inşallah. Beni ağlatırsan ben giderim dedim. Tam gidiyordum. İçeri diyorum ki ben sen okurken ben içeri oturayım. Sen oku, ben sonra geleyim. Sonra geleyim. Orada hepimizin sağlığı orada için. Orada duymayacağım ben. Ne bileyim artık, hiç olmazsa rahat rahat ağlarım belki de. Senden ayrılmadım gülmedim dostum, 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 dostum. Bin cefalar etsen almam üstüme. Gayet çirkin geldi dillerin dostum oy. Para piyade ellere meyil verirsen oy. Dışına bana yolların dostum, 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 gelsene canım. Dışına bana yolların dostum, 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 gelsene canım. Çok güzel be. Ben o zaman da ağlıyormuşum. Bu ne olacak? Sen abi, ben bildim bileli ağlıyorsun sen.
Bildim bileli hep aşık ben oluyorsun. Abi bildim. Hep ağlıyorsun. Ağlatıyorsun. İbrahim abinin gözü böyle şey damlası burada durur. Aynen. Vallahi burada durur. Bir şey olur pat düşürür hemen böyle ağlar. Geldi o sana ağlamam şimdi. Yani. Ben de senin gibi evet ağlarım. Olağanüstüydü. Bir de benim de fark ettiniz mi yeşil kartım varmış İbo Show'a her sene. 3-5 çıkıyormuşum. Çıkıyormuşum yani maşallah. Her sene arana mı tiptin yana? Şekil olarak, ses olarak. Yine seni kapış kapış kapıyordu. Estağfurullah, estağfurullah. Vallahi. Ben de bu dağların nesline geldim. Meleşir kuzular sesine geldim. Bir garip ölmüş de yasına geldim. Senden gene bir şey dinlesek vallahi bizi coşturdun demin o neydi öyle ya? İstedim vermediler, kız ben gariben. İstedim vermediler, kız ben gariben. Kıyaram ben canıma, seni de sevmişim. Kıyaram ben canıma, seni de sevmişim. Oldum dertler yoldaşı, seni de sevmişim. Seni sevdim seveli, kız ben gariben. Seni sevdim seveli, kız ben gariben. Akıtıram gözyaşı, seni de sevmişim. Akıtıram gözyaşı, seni de sevmişim. Akıtıram gözyaşı, seni de sevmişim. Şimdi bu okuduğum parça Halil Damdam'ın, benim ustamın, Allah rahmet eylesin, ilk plakım. Sene 1965-66 diyebilirim, belki de 67. İlk plak. Palandöken. İlk söylediğim bu mu? He. Ayağında kundura ne zaman abi? Ayında konduran ondan tam 5-6 sene sonra. Öyle mi? Tabii canım. Aa. O 78. Pardon bunu yanlış söyledim. Şahdiba plak. Bunu Şahdiba plak okumuştum. Ondan sonra Kara Kız var. Doğru. Urfa'da gittim Kara Kız gecesi yaptım. Sonra Urfa'dan diyorlar işte bir daha çağırmayacaklar falan. Kimsenin çağırdığı falan yok. Kendi kendime diyorum ki yok. Daha bir de çağıracaklar sonra. En son baktım kimse çağırmıyor. Kaçtım gittim. İstanbul'a geldim. Ben dedim ki nereye? Dedim plaka çağırırlar. Halbuki yalan ha. Böyle bir şey yok. Sonra geldim Palandöken plağa Kara Kız'ı okudum. Kara Kız, Kara Kız, Kara Kız, yaktın beni Kara Kız.
Hele bir tane uzun hava çek bakalım nasıl çekeceğim. Ali Efendi. Kendi kendine iyi yapıyorsun hadi bakalım. İbrahim Tatlıses'i. Bak İbrahim Tatlıses'i yapacak şimdi. Hadi söyle bakayım. Ne oldu yemedi mi? Çok bela oluyor. Neydi 35 mi? Neydi anlamadım. Aklıma gelmedi sözlerle de. Çalış Ali çalış senin de olur. Hadi Zara söyle bana. Zara'nın son şarkısı mı bu? Artık bayıldık atacağız. Yazık ya. Biraz eğlendi, eğlenceli şimdi. Şaka söyle.
Niye böyle bitmiş? Vallahi neden bitmiş? Fazla uzamasın diye artık biliyorlar ki o kadar uzattım ki parçaları. Ayrıca çok güzel bir oynamasak olabilirdi peşine. Yani değil mi? Yapalım. Oynamak ister misin Oktay'cığım? Aynen. Ben bayılırım zaten ya. Evet. Sevgili Oktay, senden bir anımız olacak. Dehşet deseniz dinliyorum şu abi. Ne diyecek abi? Ne diyecek acaba? Sen şimdi bu karakteri nereden aldın abi? Kim sana dedi böyle oyna? Türkiye'de bütün gençler senin gibi olmak istiyor. Bu ne? Şimdi abi zor bir soru sordun tabii. Yani Oya abla da daha iyi cevap verebilir. Çünkü aynı mesleği yapıyoruz. O bizden daha eski. Ama galiba bu biraz çalışmak, biraz yetenek. Ondan sonra bir de galiba gözlemden geliyor. Ben öyle biliyorum. En önemlisi bu. Yani çünkü bana göre de sanki senin tipindeki bir adam, yani senin yaptığın roldeki bir adam, bir de vicdanen şeysin. Yani vicdanı bile savunuyorsun hemen. İşte abi zaten o söylediğin. Her şeyin doğrularını yapmak istiyorsun. Şimdi galiba ben öyle görüyorum kendi çünkü. Hayat biçiminle de tabii bir şekilde iç içe giriyor yaptığın işler bir süre sonra. Kendi hayat biçimin derken yani oynadığın karakterlere tabii ki kendinden bir şeyler katıyorsun. Kendinden ruh katıyorsun ama işin doğrusu şu, ben hep onu böyle tarif ediyorum. Hayatımız boyunca biz dolaşırken sürekli kaydediyoruz. Biz bir teybiz aslında. Ve kaydettiğimizi hep sürekli heybemize atıyoruz. Bir gün bize oynamamız gerektiği üzere bir senaryo geldiğinde o senaryoyu önümüze koyunca biz fark etmeden heybemizdeki o heybeye attığımız insanları çıkarıp bellek, yoğurup bir bellek, hamur çıkarıyoruz. Bellek dedi. Şimdiki adı evet. Bellek. Bellek evet. Öyle bir hamur yoğuruyoruz, ortaya çıkarıyoruz. Yani aslında oynadığımız insan birisi değil, birçok insan. Birçok insanın karışımı. Ama adaletli bir roldesin. Yani. Şimdi o biraz tabii senaryo başarısı. Gerçekten o önemli bir durum. İşin her zamanki gibi en önemli tarafı odur. İşin kitabı. Kitabı çok önemli tabii. Yani eğer bir güzel bir senaryonuz yoksa hikaye. Ne yaparsanız yapın. Yani o çok önemli. O yüzden de şimdi kabadayılık başkadır. Kaba olmak başkadır. Kabadayılıkta da biraz adamlık yatar. Adalet yatar. Vicdan yatar. Doğru. Vicdan yatar. Evet. Kabadayı olabilirse öldür. Öldürmek kolay. Ama niye öldürdün? Neden öldürdün? Neden yaptın? Oktay hep bize sorarlar. Derler ki sizler niye yurt dışında yapmıyorsunuz mesleğinizi? Ne güzel sanatçılarımız var, ne güzel sporcular. Bizler niye yurt dışına gidemiyoruz abi? Pazarlama mı yok? Abi güzel işler? Bir soru. Şimdi aslında bu tabii bizim yaptığımız işlerin geçmişe kadar hep pazarı kendi içimiz oldu. Yani kendi ülkemize dair işler ürettik. Ama son dönemde yaptığımız işler Türk televizyonlarının kendi adına yaptığı işlerin hepsi yabancı ülkelere satılmaya başlandı. Yabancı ülkelere satılıyor olmasının yanı sıra tabii bu fırsatı da aslında çok da iyi değerlendirmek gerekiyor. Yapımcılarımız, televizyoncularımız yabancı televizyonlarla, yabancı yapımcılarla co-productionlar yapmalı. İşte onlar iç içe girdiği zaman o zaman işte hep onu söylüyorum. Bize öğretilen de o, yapılması gereken de o. Yani ulusallıktan evrenselliğe geçiş. Eğer ulusal, gerçekten tam anlamıyla ulusal olamazsanız evrensel olamazsınız. Dikkat edin. Bütün evrenselliğe ulaşmış kim varsa ulusallıktan gelmiştir. Önce milletini, önce insanını, önce yaşadığı yeri çok iyi bilir. Onu iyice özümser, özümsedikten sonra çıkar ve dünya çapında olmaya başlar. Sonra insana ulaşır. İşte bunu biz tek başımıza yapamıyoruz. Çünkü oyuncu olarak tek başımıza yapabileceğimiz bir şey değil bu. Yapımcıların, televizyoncuların, işte ya bu işi yapan prodüktörlerin de aslında yapması gereken bir şey bu. Ama yavaş yavaş da oluyor gibi sanki. Çünkü yaptığımız işlerin toplamı dünya çapında ses getiriyor. Yani ben mesela satıyorlar kendi, bütün dünya çok satıyor. İyi satıyor. Çok yani iyi satıyor. Türkiye için yapılmıyor bunlar. Evet, evet. Yapımcı en fazla şey dışarı düşünüyorlar. Herkesin dizisi satılıyor şu anda. Şimdi eskiden Amerikan filmlerini seyredip insanlar etkilenirlerdi ya, bütün dünyada böyleydi. Neredeyse bu bir politikaydı. Şimdi öyle enteresan oldu ki Türk dizileri o kadar çok yakın coğrafyada, hatta biraz uzak coğrafyada da seyredilmeye başlandı ki insanlar Türk dili öğrenmeye başladılar. Bu çok acayip bir etki. Bunu gerçekten çok iyi de kullanmak gerekiyor. Çok da iyi bir fırsat bu. Bu fırsatı iyi değerlendirdikten sonra da sizin söylediğiniz aşamaya gelecek gibi geliyor bana. Yani biz yakalar mıyız, yakalamaz mıyız? O zaman senin çizdiğin karakterden bir bölüm izleyelim bakalım. Ha, benim veterem geldi. Kızlar biriniz bana yardım etsin. Yarın sahne sınavım var. Tek başıma ezber yapamıyorum. Fırtına bu afet deprem. Yıldızları gel topla benden. Başlayalım öyleyse. Hadi anlat. Benden öncesini anlat. Hadi. Her ne kadar soyadımız Çakır olsa da
Gitmemiş Süleyman. Dün dündür, bugün bugün. Oy gülüm gülüm, kırıldı kolum, tutmuyor elim. Ne? O mu kadıncağız? O mu zavallı? Ahay, güleyim bari. Asıl zavallı benim ya. Böyle gıcık bir amirin altında memur olarak çalışan zavallı benim. Ben askerimi bırakmam. Kellemi bırakırım, askerimi bırakmam. Bu kapıdan içeri girebilecek olanın alnını karıştırırım lan. Kardeşimin kalemini kırarsa onu kimseye öldürmem. Kendim öldürürüm. O nasıl bir bakış? Ay, güzel geçmişe gittik. Ay Oktay'ım ya. Vallahi, güzel geçmişe gittim ben. Oktay'ın o şey karakteri olağanüstü değil mi Kurtlar Vadisi'nde? Sen öldükten sonra benim yakınlarım bile şey Çakır'ın helvasını yaptı. Çakır sana yapıştı ama. Yok abi ya ben öyle evet tamam çok etki etti. İnsanların üzerinde çok etki hala da konuşuluyor. Kurtlar Vadisi. Ben onun üzerine çok yani onun üzerine çıkmak için çok şey yaptım uğraştım. Sen sürekli çıktın ama bir yerler. Mümkün olduğu kadar evet yani başka yani şeyler yapmaya çalıştım. Yani bir basamak çıkıp hani bir. Ben yani çünkü oyuncunun bir yerde kalmasından taraftar değilim. Yani yani oyuncu oyuncudur işte. Yani her şeyi oynayabilmelidir ama yabancı örneklerine baktığımızda da mesela bunun çok güzel örnekleri var. Yani çok uca kaçmadan çok güzel karakterleri canlandıran oyuncular var. Yani kadın oyuncularda da öyle, erkek oyuncularda da öyle. Bizde de öyle Oktay'cığım. Evet. Yani doğru. Sen de yani her oynadığına fark koymaya çalıştın. Mümkün olduğu kadar farklı bir şeyler. Pencereden şimdi ben baktım. Diyorum ki biz bu Çakır Bey'le ile mi acaba oturmuş konuşuyoruz? Dizide böyle değil. Bu adam nasıl böyle... Abi ama yok ya sen yıllardır Oktay'ı tanıyorsun ya. Evet. Biz ben hep abi severim. Kardeş kaldık. Ben çok severim. Biz abi kardeş kaldık hep. Ne zaman ben ne zaman telefonu kaldırsam hakikaten hep dert abidir başka bir şey evet, demez. Hakikaten öyledir yani. İbrahim Bey falan İbrahim falan ya abi. Hep abi Emre. Hep abimiz kaldın sen. Allah razı olsun. Allah da hep sen öyle abi kalmaya devam ettirsin inşallah. Allah seni bana çok görmesin. Sağ ol. Allah bizi birbirimize çok görmesin ya. Amin. Teşekkür amin. Ederim abiciğim. Bu azalilerin lafıdır. Allah seni bana çok görmesin. Ne güzel laf. Güzel laf. Çok güzel. Aynen. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim abi. Biz şanslıyız çünkü bunu böyle hiç abartarak söylemiyorum. Çok net söylüyorum. Bunu her yerde de söylüyorum. Biz şanslıyız. Biz seni dinleme şansına sahip olduk. O kuşağın, çocuklarıyız biz. Biz hala mesela kendi aramızda oturur İbrahim Tatlıses gecesi yaparız. Oturur baştan ki, sonra İbrahim Tatlıses dinleriz. Ben diyorum yani. Ki bu arkadaş bu şöhret nereden geldi bana? Nasıl oldun yani? Biz yaptık. Biz yaptık. Evet. Bu alemi getirdik. Evet. Biz olmasak sen ne olabilirdin? Allah yürü demeden de olmuyor. İle yürü diyecek. Doğru. İbo ben mesela buraya gelirken Polat'a dedim ki ya kardeşim ben şimdi köşe yastı gibi kalacağım burada. Yani ben ne yapacağım? Niye çağırıyorsun burada? Abi gel. Sonra düşündüm mutfak programı, magazin, ne program varsa çıktım. Bir İbo Show'a çıkamadım diye içime dert olmuştu. Bari uzaktan Allah aşkına. Uzaktan seyredeceğim oturup da karşımda onu seyredeyim diye geldim buraya. Çepek! Zara sahne mi anlamadım ne dedim? Dün albüm çıktı ya beraber dinledik. Nasıl ay, buldunuz? Gerçekten İbrahim dinlemelisin. Zara'nın yeni çıkan klibini, şarkılarını, albümünü dinledik. Harikaydı. Öyle değil mi Oktay? Biz şimdi böyle kendi aramızda geceler yapıyoruz. Aralarda dinliyoruz. Evet. Aralarda dinliyoruz birbirimizin yaptığı şeyleri. Harika olmuştu. Vallahi Karacığım. Hadi bakalım. Muhteşem bir arabesk. Derin Aşk 4 bak o kadar istek aldı. Yani 1 yaptık öylesine yapmıştık. 2, 3 şimdi 4'e geldi sıra. Bakalım sevgili seyircilerimiz de beğenecekler mi?
kahvesinde. Ferdi Tayfur güzel söylemiş. Eser onun değil mi? Evet, onun eseri. Nasıl anladın? Sen ne dedim? Vallahi hakikaten. Dedik İbrahim abi dedi ki Ferdi Tayfur şarkı. Evet. Şuraya bir daha söyle. Ben bunu hep unutuyorum kardeşim. Alışmadık. Elde mikrofon biz durmazmış. Biz tersine alışmışız. Ne dedim? Dedi ki Ferdi Tayfur şarkısı. Çünkü Ferdi Tayfur kokuyor. Değil mi? Evet. Sen de güzel yorumlamışsın. Ağzına evet. Nefesine sağlar. Teşekkür ederim. Bak çok güzel bir şey söylüyor. Ferdi Tayfur kokuyor dedi. Enteresan. Evet. Doğru. Şimdi bunu niye söyledim? Arif Sağ çok güzel davul çalar. Böyle bir şey yok. Arif Sağ'ı bağlamam çalar zannediyorsun. Ne onun kadar davul çalar bu, ne onun kadar zurna çalar bunlar. Mümkün değil. Biliyorum ben. Arif Hoca böyle bela her türlü bela. Arif Hoca bir gün hanımıyla dolaşıyor. Karaöz Muhammed'e çalıyor onda. Rahmetli hanımı soruyor. Arif'e davul sen mi çalıyorsun? O da diyor ki yok Ömer beni çalıyor. Ömer beni çalar. Çok güzel. Ha, Ömer de güzel çalar değil mi? Herkes böyle yap. Ömer'i biliyorsun değil mi? Evet, evet. Yani sen şey diyorsun İbrahim abi. Onun bir tarzı var. Bir o tarzdan. Hangi şarkını dinlesem bir tek şey benzetemedim ona. İlk şeyde de okudum onu. Ben her gece sanmış. Emmoğlu. Emmoğlu mu? Ben de o dağların nesine geldim. Hakikaten yıkmış da doğru tabi ya. Kuzular sesine geldim. Bir ay dönmüş de yasına geldim. Geldim Emmoğlu. Ben de bu dağların nesine geldim. Meleşir kuzular sesine geldi. Bir garip ölmüş de yasına geldi. Geldim Emmoğlu. Geldim Emmoğlu. Ferdi Baba da Ferdi Baba'dır yani kendine. Anmış olduk. İbrahim abi ben eskiden... Yani küçükken, çocukken Ferdi Tayfur, İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay kardeş zannederdim sizi. Ama sen hepsini kardeş zannediyorsun ama futbolcuları da. Futbolcuları da kardeş. Zara da herkese. Demin çok... geldiğimizde de Oktay'la ikimize baktın. Aa aynı renk gözlersiz kardeş. Bana göre dünya kardeş işte bak ispatlıyorum ne olduğumu ispat. Şimdi Orhan Gencebay'ın bir teselli ver şarkısı çıkmış. Öyle bir bariton ses ki. Ulan dedim ne kadar yaşlı bir adam. Hala bu yaşta şarkı söylüyor lan. Neyse ben geldim şeye Şenşalar Bülak'a. Taksim'deydi stüdyo. Şey okuyacağım işte kız ben garibamı okuyacağım. Kapının önünde kim bekliyor biliyor musunuz? Arif Sağ, Orhan Gencebay. Söyledim ona. Kemal'i Cemal. Bir de Şenşalar ne darbukacı? Metin Şenpınar. Bunlar girdiler bana çaldılar o zaman. Düşün yani. Arif Sağ'ı gördüm zaten. Allah Allah lan dedim bu ne kadar gençmiş arkadaş. Tabii Berhudar o. Berhudar. Ama Orhan Baba'yı severim gerçekten. Aa, o da çok muhteşem önemli, bir adam. Önemli bir müzisyen. Çok. Çok. Çok severiz. Orhan'ı çok severiz. Yalnız kemancılar onu sevmez. Niye? Niye sevmezler kemancılar? Niye? Çünkü çok pozisyonu çaldırır ondan sevmezler. Anlat sen dur. Zordur. Orhan Gencebay'ı zor şeyler ya. Zor şeyler evet aynen öyle. Yani normalde mesela bir parça... Normal şartlarda bir saatte bitiyorsa Gencebay'ın 3 saatte bitiyor öyle söyleyeyim yani. O zaman kulaklarını çınlatalım. Orhan Baba'nın hep beraber çınlatalım. Orhan Baba'ya söz hakkı düşüyor şimdi burada. Evet. Şeyi söyleyelim Orhan Baba'nın. Bir teselli var ver abi. Ne? Askerde söylüyordum onu. Orada evine aldılar beni Sivas'a. Bir teselli verir okudum. Düşün 9 tane müzisyen şey de vardı. Engin abim var ya, ah dede vah dede. O zaman o da askerdi yanımda. Ulan bir baktım ki 9 kişi notayı ters okuyor hepsi. Bir tane kırı Urfalı İbo aralarına gelmiş. Bir teselli veri okuyor. Kıyamet kopuyor. Orada hem de bana aşık olmayan yok. Orada hem de öyle bir şarkıcı yok yani. Yok ya Allah Allah. Ulan bütün Türkiye biliyor manyak. Laf olsun diye konuşacak ya.
Sivas Temeltepe değil. Sivas orada eve. Şimdi tayinler çıktı. Herkes şimdi Kars'a biri, Erzurum'a biri bilmem nereye. İbrahim Tatlıses direkt Sivas orada eve. Şaşırdım. Bu nasıl oluyor? Bizim binbaşımız gidiyor alışveriş şeyde. Plakçıda. Plakçı diyor ki bizim burada bir tane şarkıcımız var. Onu orada evine alın diyor. Kim de diyor ismini falan ver. Beni buluyor tabii direkt aynı şeye. Geldim. Bir de bu Yıldız Asyalı var ya. Onun babası var Ümit Asyalı. O da benim asker arkadaşım. Kızı da çok bela bir oyuncu biliyorsun. Çok da güzel keman çaldı. İyi keman çalar değil mi? Hepinizin eline göreyim abi. İyi keman çalar değil mi? Rüştü'nün kızını diyoruz. Kim? Rüştü Asyalı'nın kızı Yıldız'ı mı? Yok Ümit Asyalı. Ha, onu bilmedim. Babası Ümit. Bu da şey Yıldız Asyalı. Şimdi bana diyorlar gel hayatın dizi yapalım. Benim dizimi kimse çekemez, filmi çekemez. Bende o kadar hikayeler var ki bir filme sığmaz. Sığar mı Oktay? Allah aşkına. Abi sırf kadınlar sığmaz ya. Ne? Sırf kadınlar sığmaz. Hangi birini anlatacağız? Dizi yapalım mı? İçine edeceksin ya. Diziler var ya. Buradan eve gideceğim bana mı? Be bilmem. Evden kovulursam sen ya, kapını çalarım. Eleği astım diyeceksin abi sen. Ya. Ben diyorsun horozumu saldım tavuğu olan düşünürsün. Ben söyledim çekildim kenara. Hadi. Bu konuda İbrahim'in yakasını bırakmayanlardan bir tanesi benimdir. Hadi. Hep uğraştım İbrahim. Sen at ortaya.
çok hadi şimdi okumuşsun. Gel bu şarkının üstüne şarkı söyle. Bu şarkının üstüne şarkı yaz. Ne güzel yazmış, ne güzel bestelemiş. Şimdi neydi bunun başını söyle kelimeleri. Ya Rabbim sen çok büyüksün. Ya Rabbim sen gönülsün. Durdur geçen zamanı, kullarım büyüsün. Allah rahmet eylesin. Şimdi Zeki İmren sahnede şeyde, bu çok güzel bir anıdır ha, bunu kaydedin. Bütün sazlara da söylüyorum. Zeki İmren çok edepli, terbiyeli bir adam, biliyor musun? Çok beyefendi bir insan. Olağanüstü yani. Burada hepimizi güldürür, 3 dakika sonra hepimizi ceket edilirler. Böyle bir ciddi adam. Vallahi bile, ben buna 1000 kere şahit oldum. Çünkü yurt dışına da gittik birlikte. Başını sevmiyoruz. Aynen, Zeki İmren. Gerçekten zeki bir adam. Aksaray'daki Luna Park'a çıkıyor sahneye. Ana baba günü, kıyamet, zaten hiç kıyamet olmadığı bir sahnesi yoktu. Şeyi söylüyor. Münir Nurettin Selçuk'tan bir eski bir eser söylüyor. Dönüm kim var Türk sanat müziği en kıymetlisi? İsmail Dede Efendi, Itri'yim. Itri Efendi olabilir, Itri doğru. Onun bantı vardı, kaseti almışlar. Rahmetli Ergil Tezer'di. Bana verecekti, unuttu gitti, öldü. Şimdi sahnede okuyor. Öyle bir hava girmiş, millet böyle sessiz bir şekilde dinliyor. Bir kadın ha 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 gülüyor. Ama bir değil, iki değil, hep gülüyor ama. En son cinnet geçmiş, şarkı bitmiş. Şimdi demiş çok değerli bir besteci, çok değerli bir yorumcu, bestekar, şair, şiir işte önlerine. Orhan Gencebay'dan çok değerli bir eser okuyacağım. Ya Rabbim sen büyüksün, ya Rabbim sen gönülsün. Durdur geçen zamanı, kulların gülsün. Gülsün ama bu hanımefendi gibi İtri Efendi'den okurken gülmesin. Bak ben olsam buradan böyle hemen hop kakar kaçarım. Bak nasıl lafı getiriyorsa okuyor. Lafı gediğine koymuş ya. Lafı gediğine hem de tam gediğine. Tam yerine rast gelmiş, manzara koymuş. Tam yerine. Tam yerine rast geldi, manzara koydu. İlmaz abi, sen bir film mi çevirdin? Filmde mi oynadın? Bir tane değil, birkaç tane. Allah'a mı? Var mı? Öyle mi? Tabii canım, ne diyorsun? Gerçekten mi abi? Sen antrenör falan mı? Kemal abiyle bir ufak bir şey. Sonra Oflu Hoca'nın şifresinde Doğan Spor. Kemal Sunal'la. Ha, tabii, doğru, evet. Allah razı olsun. Hatırladım. Var bir şey, doğru. Bir de bir tane şey, 80'ler dizisinde bir ufak bir rol aldık. Çiçek Taksi'de. Bir izleyelim mi abi istersen? Herhalde girip çıkıyorduk. Süpermiş. İzleyelim mi? Bakalım, ben de merak ediyorum ne yaptığını. Bir şey soracaktım da. Ne soracaktın arkadaş? Allah Allah. Nereye koydum ya? Ne arıyorsun arkadaş? Pasaportunu mu kaybettin? Yok ya, bir adres vermişlerdi de. Ne, şu kadarcık bir kağıt. Elindeki kağıt olmasın. Sahi ya, elimdeymiş. Kıvır kıvır saçlar. Baksana ya, kaç yaşındasın abi? Kaç yaşındayım? Bu 85 senesi. Evet, zaten oradan vay hesaplayacağız. Vay. Onun için soruyoruz. Yani ben 53 doğumluyum. 85 senesi. Kaç yaşındayım? Ha, tam adamına sordun. Şimdi ben parmak hesabı yapacağım. Onu bulacağım abi. Yandım. Yani. 83 olsa demek 30-32 yaşında falanım yani. Evet. Ben küçüğüz ya. Yani, ufak. Ben miyim bu? İbo aynı bana benziyor ha. Canım benim ya. Ya bakar mısın? Ya burada kundurayı... Ayağındaki kundura mı? Ağzım yırtıldı gülmekten. Biz Kemal abi de rahmetli, Allah rahmet eylesin. Kemal abi bu beni nasıl bu işe soktu? Şöyle dediler ki Türkiye'den Memduh'un Kartal Tibet, Kemal Sunal geldi film çekmeye. Yardım istiyorlar işte, figüran, kıyafet bul, polisten izin al falan. Biz de oraları biliyoruz tabii. Sonra otele gel git, Kemal abi böyle günlük hayatında çok neşeli bir tip değildir. Böyle gayet ciddi falan. Sonra bir hafta sonra alıştı bana tabii otelde. Dedi ki evlat, dedi, gel ufak bir rol al burada. Senin için çok önemli bir hatıra olur dedi. Bu kadar yani benim. Siz oyuncum. O zaman antrenörlük yapıyor muydunuz? Yok, ben o zaman Alman Spor Akademisi'ne gidiyordum. Hmm. Orada tabii o şehri çok iyi tanıdığım için buluyorlardı bizi böyle gelenler. Ama gerçekten büyük hatıra olmuş değil hakikaten, mi Kemal Sunal gibi şey. Bir ustayla. Allah Allah Allah.
baksın ne de böyle çiçek gibi bir bar vardı. oraya giderdim. Akşamlar oraya giderdim. Takılırdık. Nazım abi falan ölmemişti yok, o zaman. Yok ölmedi Nazım. Nazım öldü mü? Nami diyorum. Nami Dilbaz. Allah rahmet eylesin. Beraber burada otururduk. İbo çıdıki. Ben de iyiyim abi. Sen tı çıdıki. Ya sen ne yapıyorsun? Her cebine gitmez de Allah var. Ama adam gibi adamdı. Yıllardır filmlerini seyrediyoruz. Ya yıllardır. İnsan bir usanmaz mı, bakmaz mı? Değil mi? Bir bakarlar mesela der ki yeter. Hangi televizyonu götürsen satarsın yani. Öyle bir şey yok. Yetmez. Eğer doğruları söylüyorsan, bir şeylerin altını çiziyorsan ve halka yakınsan, halk onu anlar, bilir ve seni asla ve asla bırakmaz. Kesinlikle. Çok önemli. Çepik! Oktay şarkı mı? Ne alaka ya? Ben vokalistim. Hanımefendi bir tane söyleyeyim, ben size vokal yapayım. Kimin vokalistin canım? Yoksa bu Polat'ı buradan şimdi buradan koşup yakalayacağım. Gide gide bir söyde dayandım. Biliyorsun değil mi Oya abla? Hanımefendi bana vokal yaptı şeyde. Bir albümüne gittim, o Akdeniz Akşamları'nın olduğu albüm. O Akdeniz Akşamları şarkısındaki tiz vokal ses benim. Ondan sonra şansım açıldı. Direkt albüm. Dedelik şarkıcı dedim, o kızı çağırın dedelik şarkıcı oldu abi. O zaman İbo Şov'a çağırın dedi. Şimdi çok güzelmiş. Ekibi toplarken bizde bir kız vardı. Serpil. Serpil de değil Serpil, mi? Serpil. Evet. Serpil Sarı. Çok severim. Serpil Sarı. Onu. Canım benim. Bir sefer İbo Şov'da ona bir yer verdim. Bir türkü okudu. Geçen hafta söz vermiştim Serpil kızıma. Bir CD yapmışlar. Kendi de o CD'nin içinde bir tane türkü okuyor. Buyurun bakayım kültürsüz kız. Öyleymiş ya. Türkü yok. Kalk gidelim deli gönül. Kalk gidelim deli gönül. Bizi burada bilen de yok. Halımızı arz etme. Serpil yok mu? Dediler ki abi şarkıcı oldu. O gelemiyor. Sana gelen maşallah. Hakikaten bir girdim Serpil dedim. Baktım Serpil sonra çıkmış. Vay babam vay. Olmadığı yer yok. Ama git... çok güzel okuyor Serpil. Böyle bir şey yok. Böyle bir gırtlak yok. Ya bizde de öyledir genelde. Mesela böyle bir oyuncu gelir. Üçüncü, dördüncü derecede diyelim bir rol oynar. Sonra oradan fırlar. Bakarsın onu alalım dersin. Alamayız abla, o çok önemli bir dizide oynuyor şu anda. Başrol oynuyor. Kesinlikle şans veriyorsunuz. Bir anda bakıyorsun kişi olmuş. Ne güzel, ne güzel. İyi olsunlar, güzel olsunlar. Aynen. Buyurun Ali Bey. Güvendiğim dağlar evime geldim.
Dediği gibi o ne lan? Türküyü bulunca söyledi abi. Evet. Ama Türküyü bulunca. İbrahim Tatlıses gibi şöyle yapamadım mikrofonu. Gelin dile. Hala kurtu. Hala o kurtu. Ama hep senden, ya bu seninle başladı biliyor musun İbrahim abi? Böyle. Bu sana ait bir tarz yani. Bu. Evet. Bunu yap, bir de bu var. Ha doğru, bir de şu. Şöyle kalbini oraya şey yapıyorsun. Oraya koymadan sanki evet. Gücüm gidiyor. Ya bir de Behiye Aksoy vardı. Onun da sesi çok güzeldi ne? Eskilerden. O da böyle sahnede ya. Mikrofonu böyle bir atardı. Şöyle söylerdi, böyle bir alırdı. Çok Muazzez. Çok tatlı bir kadındı. Yok. Behiye Aksoy. Behiye Aksoy. İzlemedim ben onu. Vallahi izlemedim. Yetişemedim. Hmm. O zaman Fahri Bey'le evlendim. Ben senin falan. Ablan olurum. Fahri Bey'le evlendim. Kaç doğumlusun? Ben 56'lıyım. 52. Evet. Sen benden büyüksün biliyorum abicim. 4 bilirim. Yaş. Eskiden bilirim. Ama maşallahım var. Teşekkür ederim. Sağ ol. Halen kahkahaların aynı. Canımsın. Ne günlerimiz ne gecelerimiz geçti. Ya ne muhteşem. Çocuklarımız, meleğimiz, Umut'umuz, Ayşe'miz. Yani ne güzel şeylerimiz oldu. Peri Hanım'ız. Ne güzel günler yaşadınız Peri Hanım'la da yani. Ah deme. Ah, hadi ah, bir deme. Hadi bir türkü söyle. Baba buradan eve gideceğim ha. Olsun be tatlım. Geçmişimizi herkes biliyor nasıl olsa. Saklayacak bir şeyimiz benkini yok. Benkini bilmiyorlar. Bilirler bilirler. Belki ben yalan söylemişim. Seninkini de bilirler benim. Belki konuda. Demişim hepsi yalandı. Değildir. Ben şahidim tatlım. Diyorsun inkar diyorum, etmene gerek yok. Diyorum. Vallahi senin hiç özelin kalmadı abi ya. Bütün Türkiye biliyordu senin özelini. Vallahi. Ne mal olduğumu ha? Hayır öyle demeyelim. İbrahim Tatlıses olacak o kadar da çok konuk oldu. Çok da oynandı. İbrahim'in hayatı bizde her zaman vardı. Ha şimdi anladım. İbrahim abi gitmiş gibi olmuş. Peki tamam şimdi anladım. Çok ekmeğimi yediler. Beni tarih... Ama çok güzel, çok sevdim, ben beğendim, çok sevdim. Canım. Gelsin abi Vatali İbrahim Tatlıses, bakalım olacak o kadar ne yaptı. 1900'leri bitirmeden aralarındaki problemi bitiren İbo Derya çifti 2000'lerde de birlikteliklerini sürdürebilmeleri lehimizle konuğum.
babamız oldular anacığım. Sayın Tatlı Ses Çifti, hoş geldiniz efendim. Sayın Kırcı, kafayı mı buldunuz yoksa biz de kafa mı buluyorsunuz? Çiftiz de Tatlı Ses Çifti değiliz. Yani hayretsin Derya Hanım, çift olup da ne yapacağız? Efendim, yazılanlar doğruysa siz ayrılmışsınız. Ne? Kaça ayrılmışız? Bilmiyorum, herhalde ikiye ayrılmışsınız. Ya Allah'ından kork. Ya millet medyasından uyduruyor bunları Levent kardeşim. Derya Hanım benden ayrılsa ikiye mi ayrılır? Onu en az 7 parçaya ayırırım. Türkiye gibi 7 bölge olur. Peki Derya Hanım'ı aldatmadınız mı? Aldatmadım. Vallahi kimsenin tadına bakmadım. Rejimdeyim. Derya Hanım bana baskı rejimi uyguluyor. Öyle değil mi Derya? Allah cezanı verecek. Derya Hanım'ı bilmem ama ben inandım. Ben de inandım Levent Bey. Ben zaten bizim politikacıların da her dediğine inanıyorum. Buna niye inanmayayım? Hatta ben beni leyleklerin getirdiğine de inanıyorum. İbrahim Bey bir leylekle basılmadığı sürece bir sorun yok benim için. Allah cezanı verecek Derya Hanım. Seni verecek İbrahim Bey. Bir de çünkü bunlar birbirlerine devamlı. İbrahim Bey, Derya Hanım, İbrahim Bey. Hiçbir gün duymadım ya. İbrahim, bir dikkat et. Derya bunu söyledince çok gülecek. Perihan da çok sevinecek. Bilmiyorum. Eski günleri anladığımız için. Evet, evet. Derya'nın bir yana, Perihan'ın bir yana. İkisi de benim kıymetimdir. Peri ya. Canım ya, canım Perihan Savaş ya. İnanılmaz bir şey. Dünya güzeli, bu kadar güzel insan. Benim tabii çok... Ama çok sessizdir bak söyleyeyim, edeplidir. Çok efendi kızdır. Benim için bir laf ettim olsun. Onun nasıl edildiği belli değil. Belki başka bir şekilde sunulmuştur. Ben çünkü Perihan bana melek verdi. Derya da bana İdo verdi. İkisi de tartışılmaz. İkisinden de Allah razı olsun. Amin, amin, amin. Melek de çok güzel bir çocuk oldu. Çok iyi bir çocuk oldu. Ben olsam onun yerine bunu dinledim ağlarım. Ay canım benim ya. Ben olsam onun yerine ağlarım ya. Ya onların yani meleğin doğduğu günü hatırlıyorum şu anda. Canım benim, canım, canım ki, meleğim. Bir benim, de şimdi çocukları var. Kocaman oldu ya. İnanılacak üç gibi. Tane çocuğu var bak. Maşallah. Kocası ondan efendi, ondan efendi. Evet, evet, evet. Yani hani tencereyi vurmuş, kabağı bulmuşlar ya. Bunlar tam kabağı. Dört dörtlük bak, dört dörtlük değilse şerefsizim. Evet. Yani aile olarak nasıl bir aileler. Çok, çok, çok güzel bir çocuk oldu. Bu senin oldu, çocuklarını hiç sana çekmemiş abi ya. Evet kim? Ya gerçekten kim öyle. Kimin çocuklarını hiç sana çekmemiş? Çekmemiş. Hiçbiri. Hepsi tek eşli abi. Ne demek istiyorsun Oktay? Ya, ben kaç eşliyim? Sen abi sen biz bildik bileli biz ya yetişemedik ki sana hiç. Şapağla diyor ya açılışına yetişemedim diyor. Her gün bir yer açıyor. 10 tane açılışına gittim diyor. Oğlunun kendinin çiğ köftedir o lahmacundur. Sen de şimdi ne demek istiyorsun bir söyle. Abi ben ne diyeyim şimdi oralara hiç girmeyeyim. Çiğ köftecilerden bahsedeceğim. Abi hakikaten biz senin ne işine yetiştik ne senin özel hayatına yetiştik. Oktay, ne de senin işlerine yetiştik abi biz. Sana yetiştik. Ama Oktay. Güzel ben sana bir şey söyleyeyim abi. İyi ki yapmışsın. Güzel bir ömrün oldu bence. Bak kendine pay çıkarıyor buradan. Vallahi abi iyi ki yapmışsın. Bir de olsa bir daha yaparım. Güzel yaptın çocuklara mi? Aferin gördün diyelim. Gördün mü? Şöyle söyleyelim Oktay'cığım. İyi ki yapmışsın. Çok güzel çocuklar dünyaya gelmiş diyelim. Aynen. Üzdüklerini de silelim. Ben hepsinden razıyım inşallah onlar da babalarından razıdır. Ben onlardan razıyım onlar da benden razı olur inşallah. Amin çünkü inşallah. Çünkü ben hepsini çok seviyorum. Tabii onlar da seni seviyorlar. Hele Urfa'daki kızlarım aman yarabbi aman. Melek de çok düşkündür sana İbrahim. Ya Melek var ya her şey Ahmet gibi oldu o da. Evet. Ahmet de şimdi elimi şeremi karıştırmıyor karıştırmayı değil. Evet. Kulağıma pamuk şey yapıyorum diyor ki yapmayı değil. Ulan dedim doktor mu oldum başım oğlum? Onu yapmayı da bunu çünkü hep düşkünler babalarına gerçekten. Evet. Ahmet resmen bana aşık. Öyle yani. Ay demin ben diyorum ki Ahmet kaç yaşında oldun diyorum. Oya abla torunum var dedi. Hadi canım dedim saçmalama. Vallahi torunum var dedi. İki tane. Evet maşallah. Anam torunun torununu gördü. Allah mekanı cennet etsin. Amin. Leyla Hanım torununu gördü. Ay çok kederlendik. Zara bir şeyler söyle. Hakikaten oynak bir şey söyle ya. Ah şimdi bir parça daha gelecek. Ben kederinize keder katayım. Unutamazsın. Sen beni ömrünce unutamazsın. Müslüm Gürses'ten dinlediğimiz eser. Oo. Onu da yad etmiş olalım. Müslüm baba yer bizi. Allah rahmet eylesin. Oh,
Bundan son albümde mi var? Derin Aşk 4'te İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay, Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur şarkılarını okumak nasip oldu. Diğerlerinde de olmuştu. Bunda da ne kadar şanslıyım. Evet. Üç kardeşin okumuş olmak. Bir de bunu Müslüm Polat'a Gürses'e... mı yaptın bunu? Evet evet. Polat. Pol yaşadın maşallah. Ama bu albüm çok güzel. Şahane olmuş. Beğendin. Gerçekten çok. Oy ablam sevmişse. Çok sevdim. Ağzına sağlık. Beğendim kardeşim, niye beğenmeyeyim ya? Öyle evin misafiri gibi oturuyorsun da. Sevdanın hası suskun yaşanır. Sese de gelmez, söze de. Yaşa be. Ne ettin abim sen şimdi bize ya? Hayır, biz dinledik güzel, evet yani ikide bir de böyle çok güzel derseniz de reklam gibi olur. O yüzden hani insanlar seyredip dinleyip beğensinler derim ben mesela. İnsanlar nasıl olsa beğenirler. Çünkü ama hakikaten güzel işin şaka tarafı, edilmiş. Evet, işin şaka tarafı. O yüzden gerçekten biz de evet, bu kadar rahat söylüyoruz. Arkadaşımız olduğu için değil. Çünkü gerektiğinde biz birbirimizi eleştirebiliyoruz. Birbirimize söyleyebiliyoruz bütün bunların hepsini. Aynen öyle. Şemmame, şemmame, şemmame bugün. Dotmame, dotmame, dotmame bugün. Allah 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 Allah, bu nasıl sevmek? Allah 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 Allah, abi bir şey söyleyeceğim. Bir tane futbolcuyu dövüyorsun. Seyrettim. Bayağı dövüyorsun. Duvara çarpıyorsun falan. O ne? Adam sarı kart gördü diye mi? O ben değilim ya. Kim peki? Olur mu öyle şey ya? Şiddet. Başka bir Yılmaz mı var? Şiddet olur mu? Şiddet olacak şey değil tabii. Hiç yani. Bana, şey hiç ben öyle bir şey bulamıyorum. Yılmaz Bey'e yakışmaz. Vallahi dövüyorum. Ben o sallamıştır de. Kendine gelsin diye sadece. Sallamış olabilir. Evet, sallamıştır kendine dövme gel. Dövme çok yavrum. Fena bir şey. Dövmek yok ya. İçeride anlattın bana. İmo yapma Allah'ın şimdi. Şimdi bir oyun oynuyoruz. İnternet kanalından betere. Ver Yüzgü! Ya! Antalizm var! Bilemedim. Bilemedim. Neyi satmaz? Sır. Hangisi daha çok küfür eder? Yo yo yo. Buna atmadın. Bir dakika, buna bir dakika, bir dakika. Maskelerinizi takın lan dedim. Hocam hayır dedi. Bizim ikimizde Covid bilmem ne. Ne? Kapıyı açtı. 150 ile gider arabadan atlamaya çalışıyor. Hocam kral adamsın. Seni Fener'de görmeden ölürsem seninle birlikte benim de gözlerim açık gidecek. Adı ne kardeşim? Ferhat. Ferhat'cığım benim de gözüm açık gidecek yani. Ay, merak Allah etme. gözü kendi o gözümüz açık gidecek galiba. Allah. Ama Ferhat ben Akhisar'da vallahi çok mutluyum. Aynen. Bu el bombası mı ne bu? Evet atıyorsun patlıyor, patlıyor. Yılmaz abi. Eyvah. Hadi son kopyayı da vereyim. Şunu da salla yüzüme sık makyajım sabitlensin. Her yerde sen varsın unutamadım. Her şeyde sen varsın unutamadım. Ben bunu seyrederim. Hep girer seyrederim sana. Eğlenceliymiş. Peki bir şey soracağım size. Geldiğimden beri müzisyen arkadaşlarımızın hepsi de dediler ki Yılmaz Hoca sen Fenerbahçe'ye gelmeden olmaz. Bak hepsi öyle söylüyorlar. Nedir bu? Ben bunu anlayamadım. Benim için öyle Fenerbahçe nedir bu Fenerbahçe tutkusu? Ben, İnsanlar niye sizi orada görmek istiyorlar? Hocacığım iki kere vallahi ben de görmek isterim. Gece antrenörü oldum, sabah bozuldum. O yüzden hep onlarla bütünleştim yani. Bana başkanları, yöneticileri destekle böyle bir ilişki onları. Hocam Fener'e, hocam Fener'e, hocam Fener'e. Ama İbo'cum şu anda işler iyi gidiyor. Bozmayalım ya. İyi şu anda iyi diyorsun. Kardeşim ama şu anda futbolcularla iyi gidiyor bana göre. İyi gidiyor, iyi gidiyor. Erol kardeşim bizi götürüyor işi. Fenerbahçe bu sene iyi. Sen laya gel bakayım. Şemmam tıbı khayrati, şemmam tıbı khayrati.
ke bu khani dozmam e shamam tab khairati shamam e bu ke bu khani dozmam e shamam e shamam e shamam e dozmam e dozmam e dozmam e bu ke shamam e shamam e shamam e bu ke dozmam e dozmam e dozmam e bu ke Allah 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 bu nasıl sevmek Allah 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 bu nasıl gülmek Allah 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 bu nasıl sevmek Allah 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 bu nasıl gülmek bu nasıl sevmek bu nasıl gülmek insan değil bu sanki bir melek bu nasıl sevmek bu nasıl gülmek insan değil sanki bir melek Bu şarkıyı İsrail'de yazdım sahnede. İsrail'in tek parası bana bu oldu. Oya abla. Canım. Sana teşekkür ediyoruz. Yılmaz Hoca sana teşekkür ediyoruz. İyi, çok teşekkür ederim. Oktay'ım sana teşekkür ediyoruz. Zaram sana teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Hepiniz şeref verdiniz. Beni çok mutlu ettiniz. Dünyayı bana verdiniz. Yemin ederim. Sağ olun. Allah razı olsun sizden. Farkındaysan yaş itibariyle gittim. Böyle sırayla gittim. Evet farkındayım. Evet. Sen kaç yaşındasın Zara? Söylemesin abi ya. Ne gerek? 4 onluk gerisi bozukluk. Ne? 4 onluk dedi abi. Gerisini boş ver. 4 onluk. Tamam. Ne hissediyorsan önemli olan o. Doğru söylüyorsun. Hiç önemli değil. Ben 35 gösteriyor muyum abi mesela? Yok. Niye göstermiyorsun? İşte. 36 bile göstermiyorsun ben. Abim benim be. Sen var ya çok eğlenceli, çok keyifli bir adamsın. Çok da iyi bir oyuncusun. Sağ ol abim, teşekkür ederim. O yanım daha iyi bilir. Sağ olasın. Çok da önemli bir oyuncusun yani onu söyleyeyim. Teşekkür ederim. Sağ vallahi. Ben seni seyrederken ölüyorum seyretmekten, zevkten. Keyif alıyorum. Hele bir de gizli bir güldürmem var ya, gizli güldürme. Annenle tartışırken. Dema. Annen diyor ya. Dema diyor. Yani diyor ki böyle de Dema. Sabine ya, Sabine. Ama nasıl Karadeniz oynamış, hayret enteresan. Yani zannedersin Karadeniz'in göbeğinde. Halbuki Karadeniz'in değil değil mi? Tam tersi. Türkçesi de çok zayıf Sabine. Makedonya. Aslında Makedonca dili. Sen bana söyledin dedin ki onu şeyde seyretmiştik. Padişah'ta. Ne? Sultan Süleyman'da. Doğru. Orada oynadı değil mi? Doğru evet. Sonra hatırladım baktım ki evet. Evet aynen. Çok yetenekli bir oyuncu çok. Zaten. Evet. Dema. Öldürüyor beni gülmekten. En son sana küstü ya. Ben neler yapıyor bana abi ya? Gideceğim evden gideceğim. Ben gideceğim. Kapıyı kapat üstüne. Bu haftayı bir şeyden bekliyorum. Dur bakalım. Bildiğin gibi değil ya. Sahne sahne biliyor. Sahne, öyledir sahne. Zaten. Yani, sevenler öyle izlerler. Sahne sahne biliyor. Diyorum ki ben şimdi diyorum bu aralar İbrahim abi arar diyorum. Arıyorum. Oğlum lan oğlum. Ulan kapatma yine ağlayacağım. Kapat kapat diyor. Ama hakikaten öyle ya. Şeyde çoğaladım mesela. Karın öldü ya uçaktan getirdiler. Kahroldum. Böyle bir şey yok. Sen çünkü kadınların ölmesini istemezsin. Aynen.
İstemem tabii. İstemezsin. Kadınlar, kadınlar başımızın tacıdır. Tabii, tacı. Tabii. Siz tacı olduğunuzun farkına bir varsanız bizim de varlığımızın farkına varacaksınız ama varmıyorsunuz. Biz zaten farkındayız da size fark ettirmeye çalışıyoruz tatlım. Fark ettiremediğimiz için üzgünüz diyorsun. Yani. Fark ettiririz, fark ettiririz. Vay be. Çok manalı söyledi. Abi bu, abi bu tartışma bitmez. Kadınlarla bu tartışmaya girmeyeceksin. En son sözü sen söyleyeceksin. Sen bilirsin hayatım. Peki abi gelin buraya. Şimdi sen siye gel. Televizyonları başlarında bizi izleyen insanlara teşekkürlerimi iletiyorum. Keyifli bir gece oldu. Bana göre tabii keyifli bir gece oldu. İnşallah size de öyle olmuştur. Burada hepinizin huzurunda bu dört tane insana teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Beni halen unutmamışlar, seviyorlar demek geldiler. Sen bir insanın yanına ne sokağından geçelim ne de şeyinden. Demek sevdiniz ki buradasınız. Kendimi sevdirmişim demek. Sonsuza ne mutlu kadar. Bana. Ne mutlu bana. Sonsuza her kadar. Her zaman. Seni çok seviyoruz. Evet. Aynen hoca. Katılıyorum canım benim. Dilim olsa konuşuluyor mu ya? Gönlünle konuşuyorsun sen. Bugün ha. Bütün gece ağlattın beni gizli gizli. Hayır sen söylerken de konuşamıyorum ya. Ay canım benim. Sen de böyle yapınca ben zannediyorum ki oya buraya çıkıyor, oraya doğru. Ne? Oya böyle çık, buraya doğru çık. Sen de söyle. Kimse beni anlamıyor. Ben herkes aynıyım, kimse beni anlamıyor. Beni anlayan biri olsa ona çarpılacağım da gelip bana çarpan yok. Bir çarpsa da ben biliyorum ne yapacağım. Gene ağlatacağım beni, böyle söylüyorsun ya. Gözüm ama zaten burası durmadı bütün gece. Üzülüyorum, hakikaten üzülüyorum ya. Anlıyoruz seni, hiç anlamıyor değiliz. Sen öyle zannetme. 10 sene sonra geri dön. Eski arkadaşların çağır, gelsinler sana. Ben gel, kimse gelmez dedim. Polat dedim, hiçbir şeye girmeyelim. Kimse gelmez, kusura bakma dedim. Abi ne diyorsun dedi Allah. Sonra bir kadın dedi ki, abi elini ayağını öpeyim sen dedi. Bak bir televizyonla anlaş. Geç orada otur biz de paşa paşa evimize oturup izleyelim ya. Orada otur yeter. Öyle deyince moral geldi bana. Dedim Polat anlaş. Nereden anlaşsa anlaş. Starla anlaştı. Starla buluşur. Evet. Sen Tİ'ye gelme. Lağa gel. Saygılarımı iletiyorum efendim. Allah'a ısmarladık. Haydi gidelim, haydi, haydi gidelim, haydi, haydi gidelim, haydi. Yeah.